RTV ekranlarından herkese günaydınlar efendim. Ben Mehmet Uysal. Evet, Halk Meclisi programımız kapsamında yine farklı bir bölgemizde, farklı bir mahallemizde sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. 3 hafta önce başlattığımız Halk Meclisi programında bizler hafta içi her gün bir mahallemizde sabah 9 ve 11 arası sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlerle mahallelilerimizin sorunlarını birebir sizlerden dinlemeye çalışıyoruz. Muhtarlarımıza sohbet ediyoruz, vatandaşlarımıza sohbet ediyoruz. Kısacası Mersin'deki tüm mahallelere girmeye özen gösteriyoruz. Bugün de yine güzel bir mahallemizdeyiz. Akdeniz ilçesine ait Müfide İlhan Mahallesi'nden sizlere canlı yayına bu yayını aktarmaya çalışacağız. Tabii muhtarımız Hülya Acar. Kendisinin de ilk dönemi, ona da hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve birazdan kendisiyle de bu ekranlarda canlı yayında güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bakalım Hülya Hanım geride bıraktığı 4 ayda neler yaşamış? Onu bekleyen 4,5 yıl var henüz daha. Nasıl bir hazırlık yapmış, nelerle uğraşıyor, mahallenin sorunları neler, birlikte sohbet edeceğiz, konuşacağız, detaylandıracağız. İnşallah güzel bir yayın gerçekleştirmiş olacağız. Tabii vatandaşlarımıza da mikrofonu uzatacağız. Bizim amacımız bu zaten. Mahallelere giderek vatandaşlara bizzat mikrofon uzatarak buranın gerçek sorunlarını kendilerinden dinlemek istiyoruz. Biliyorsunuz belediyeler çalıştaylar yapıyorlar. Mahalle çalıştayları. Gidiyorlar belediye başkanları ya da yöneticiler. Oradaki mahallelilerle sohbet ediyorlar. Onların sorunlarını mahalleden birinci ağızdan öğreniyorlar ve çözüm üretmeye çalışıyorlar. İşte NİRRTV ailesi olarak bizler de aslında belediyelerimize bir noktada yardımcı, destek olmuş oluyoruz. Bizler de her sabah hafta içi bir mahallemize giderek o sorunları, o mahallenin sorunlarını birinci ağızdan sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Aktarmaya çalışmaya da devam edeceğiz. Uzun zamanlar yine biz bu yayınlarımıza devam edeceğiz. Dilimiz döndüğünce de sizlere mahallelilerin sorunlarını anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Evet, Hülya Acar'la birazdan birlikte olacağız. Biz yine klasik bir şekilde programımızı akışı kapsamında açıyoruz. Bakalım Mersin'de ve Türkiye'de neler oluyor? Mersin'de önemli gelişmeler var. Ülke genelinde bir savaş çığırtkanlığı başladı maalesef. Buna değineceğiz. Ondan sonrasında da Müfide İlhan Mahallesi kapsamında güzel bir programı sizlere aktaracağız. Biz önce bir Mersin'e bakalım. Mersin'de neler olmuş? Dün biliyorsunuz Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız buradaydı. Abdülkadir Uraloğlu dün Mersin'deydi. Sayın Valimiz Ali Hamza Pehlivan'la Çukurova Havalimanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Dedi ki Sayın Uraloğlu, Sayın Bakanımız 10 Ağustos tarihinde, yani önümüzdeki hafta Cumartesi günü Mersin'de Çukurova Havalimanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla artık açılacak. Evet, resmen Çukurova Havalimanı açılıyor. Açılıyor mu? Açılacak mı? Çokça şeyler söylenmişti ama nihayet resmi tarih verildi ve 10 Ağustos tarihinde Çukurova Havalimanı Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Dün de hem incelemelerde bulundu Sayın Valimiz ve Sayın Bakanımız, hem de açıklamalarda bulundu. Dedi ki 25 yıl içinde 297 milyon 100 bin euro kira bedeli bekliyoruz. 244,5 milyon euro yatırımla yapıldığını belirtti Sayın Bakan. Tekrar edelim. 244,5 milyon euro yatırımla bu havalimanı yapıldı, gerçekleştirildi. 25 yıl içerisinde ise 297 milyon lira kira bedeli elde edilecek diye güzel de bir müjde verdi. Yap işlet modeli kapsamında ele alınıyor biliyorsunuz ve nihayet inşallah 10 Ağustos tarihinde de bu açılış gerçekleşecek. Tabii bakanımız bir de çokça konuşulan ve bir türlü açılamayan işte Mersin Çeşmeli Kız Kalesi otoyolu incelemesinde de bulundu. Orada da bazı önemli açıklamalarda bulundu. 2,5 saatlik trafik yaklaşık 20 dakikaya düşecek dedi. Bunun altını çiziyorum. 2,5 saatlik ulaşım trafik 20 dakika, 19-20 dakikaya düşeceği müjdesini verdi ve 3 yıl içinde de bu otoyol çalışması artık tamamen sona erecek dedi. Evet, biz devam ediyoruz. Müfide İlhan Mahallesi'ndeyiz. Akdeniz ilçesine bağlı güzel, sessiz, sakin bir mahallemizdeyiz. Birazdan Sayın Muhtarımız Hülya Hanım'la da sohbet gerçekleştireceğiz. Vatandaşların, mahallelilerin sorunlarını konuşacağız. Ama biz yayınımıza devam ediyoruz. Akdeniz bölgesindeyiz demiştik. Akdeniz Belediyesi ile ilgili güzel bir bilgi, bir haber verelim. Biliyorsunuz belediyelerin bir de kursları
söz konusu ve Akdeniz Belediyesi bu kurslar kapsamında proje uygulaması ve eğitim kursları başlattı ve burada yaklaşık 154 kursiyerden 54 ismin iş bulduğu açıklandı. Bilgisayar destekli bir kurs bu ama belediyelerimizin ve burası Akdeniz bölgesi olduğu için Akdeniz Belediyesi'nin de çok farklı kursları var. Muhtarımızla bunu konuşacağız. Burada da sanırım bir insanların biraz daha farklı şeylere ihtiyaçları var. Kursların tabii ki her mahallede, her insanımızın, her gencimizin, her kadınımızın, çocuğumuzun ihtiyacı vardır illaki ama bakalım buradaki temel sorunlar neler? Kursiyerler kapsamında ona da değineceğiz birazdan. Şimdi tabii Mersin için güzel de bir haber verelim. Dün açıklandı bu. Mersin üniversite öğrencileri kapsamında yaşanılabilir kentlerde ikinci olarak seçildi. 89 puanla Mersin yaşanılabilir bir kent olduğu açıklandı. Öğrenciler kapsamında, üniversite öğrencileri açısından yaşanılabilir ikinci kent olarak seçildi. Birinci kent 90 puanlı Eskişehir olurken Ankara üçüncü kent oldu. 2019 yılında 26. sıradaymış Mersin. Yaklaşık 5 yıl sonra artık Mersin ikinci sıraya yerleşti. Yani artık üniversite öğrencilerin tercih ettiği bir il haline geldi Mersin. Bu açıdan baktığımızda tabii üniversite öğrencilerin, ben Sakarya'da okudum, Sakarya Üniversitesi'nde. Oradaki esnaflarla da çoğu zaman sohbetlerde bulunurduk, konuşurduk, diyalog halindeydik. Esnafların üniversite öğrencileri ve askerlerden beklentileri oldu, hep konuşulurdu. Yani sonuçta bir para harcaması söz konusu. Hem öğrencilerin hem askerlerin. Bu da oradaki esnafın hareketli çalışması demek. Yani orada bir para döngüsünün olduğunu söyleyebiliriz. Mersin'de de gerçekten, Mersin zaten büyük bir il. Büyük şehir zaten. Bu kapsamda baktığımızda öğrencilerin tercih ettiği bir il olması da esnaf kapsamında da, yani ekonomi anlamında da güzel bir döngü oluşturuyor. Tabii aynı zamanda askeri bir bölge Mersin. Kışlaları olan bir bölge Mersin. Askerlerin de hafta sonu çarşı izinlerinde hareketlilik yaşadığını belirtmiş olalım ama üniversite öğrencilerin tercih ettiği bir il olması da bizleri ayrıca gururlandırıyor. Evet, Mersin'de genel kapsamda durum bu. Türkiye'de ise, yani ülkemizde neler oluyor? Türkiye'de ise kıyamet kopuyor. Bir savaş çığırtkanlığı başladı. Biliyorsunuz İsrail Gazze'ye bir soykırım uyguluyor maalesef. Bunun önüne bir türlü geçemiyoruz. Sayısını bilmiyoruz. Devamlı artıyor. Bir an önce bitmesini, sonlanmasını istiyoruz ama maalesef önüne geçilemiyor saldırıların. Bu terör olaylar bizim için artık bu bir terör olayını geçmiş durumda. Bir soykırımı geçmiş durumda. Daha da vahim bir duruma doğru gidiyor saldırı İsrail'in. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Rize'deki partinin il toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Dedi ki biz Karabağ'a nasıl girdiysek, Libya'ya nasıl girdiysek oraya da gireriz. Girmememiz için de bir neden yok dedi. Bakın, Karabağ'a nasıl girdiysek, Libya'ya nasıl girdiysek oraya da gireriz dedi. Girmemizi engelleyecek bir neden, bir sebep yok dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Cumhurbaşkanımızı adeta tehdit etti. Sayın Erdoğan bizi Irak'la karıştırmasın. Irak'a da girildiğinde nasıl girildi, nasıl sonuçlandığını en iyi kendisi biliyor diye, altı kapalı, üstü açık, ya da üstü kapalı, altı açık, artık ne diyorsanız, tehdit etti. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nden de hemen tepkiler artmaya başladı. Sosyal medya zaten tepkilerle dolu ama Dışişleri Bakanlığı, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı da İsrail Bakanlığı'nı Hititlerle vurmaya çalıştı. Demiş ki, notlarımıza bakalım. Sonu Hitler gibi olmasın diye sert bir açıklaması var Dışişleri Bakanlığımızın. İsrail ile ilgili sonları Hititler gibi olmasın diye bir açıklaması var. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Önemli açıklamalarda bulundu gerçekten. Dedi ki soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hain bir şekilde saldırması, panikli bir şekilde saldırması suçluluk psikolojinin tezahürüdür. Alçakça sözleri lanetliyorum demiş. Sayın Bahçeli de alçakça bu sözleri, Dışişleri Bakanlığı'nın bu sözlerini, yani İsrail Bakanlığı'nın bu sözlerini lanetliyorum demiş.
Sosyal medyada zaten bir savaş çırkanlığı söz konusu. Söz konusu vatan olunca Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir vatandaş bunun üstesinden gelecektir. Daha önce atalarımız nasıl ülkemizi savundularsa, topraklarımızı düşman işgallerinden kurtardıysa, bugün de böyle bir durumda, yani Allah göstermesin, kimse savaştan yana değil, hiçbirimiz savaştan yana değiliz ama olası bir durumda ise hepimizin en önde, en saflarda olacağımızı da herkes biliyor zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin zaferlerle dolu geçmişini bir yenisini daha ekleyecektir. Bunun da altını çizelim. Ne kadar farklı güçler olursa olsun dış güçlerin, Türkiye Devleti farklı bir devlet. Kimse hafife almasın. Olaya sadece askeri olarak ya da teknoloji olarak bakmasın. Türkiye öyle ağza alınacak, kolay bir şekilde tehdit edilecek bir ülke değil. Bu da kimsenin haddine değil. Zaten siyasetçilerimiz gerekli cevapları veriyor. Ama Türkiye'deki yaşayan her bir vatandaş da gerektiğinde en ön safta savaşmaya da hazır. Bunun da altını çizmiş olalım. Ama tekrar ediyoruz, savaştan yana değiliz. Hiçbir şekilde savaşlardan yana değiliz. Masum insanların hayatlarını kaybettiği savaşlardan yana değiliz. Siyasilerin, siyasetçilerin egolarını tatmin etmesi için insanların hayatlarını ortaya koyması da doğru bir şey değil ama yeri geldiğinde eğer söz konusu vatanı savunmaksa bundan da hiçbir zaman çekinmeyeceğiz, çekinmeyiz. Bunun da altını çizmiş olalım. Evet, bir vefat haberimiz var. Ünlü sanatçı, ünlü televizyoncu Kenan Işık 76 yaşında maalesef hayatını kaybetti. 2014 yılında bir beyin kanaması sonrası komaya girmişti ve yaklaşık 10 yıl sonra dün sabah saatlerinde vefat haberi geldi. Kenan Işık'a da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diyoruz. Türkiye'deki herkesin de başı sağ olsun diyelim. Sanat camiasının başı sağ olsun diyelim. Tiyatrocu ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden bir tanesiydi. Ünlü yarışmalarında sunucusuydu. Gerçekten sevilen bir isimdi. Nurlar içinde uyusun diyelim. Yangınlar var maalesef yine Adana, Antalya ve yine Çanakkale'de maalesef yangınlar var. Biliyorsunuz yaz aylarında en çok konuştuğumuz haberlerden bir tanesi yangın, orman yangınları. Çoğu zaman bizlerden kaynaklanıyor yangınlar. İşte İzmir'de her zaman bu yayınlarda sizlere dile getirmeye çalışıyoruz. İzmir'de bir vatandaş sigara izmaritini içtikten sonra kenara atmasıyla birlikte maalesef orman yangınına neden olmuş ve bayağı da bir hektar alan yanmıştı. Bazen sorumluluğumuzun farkına varamıyoruz, kim olduğumuzu unutuyoruz ve maalesef karşılaştığımız durum tam da bu oluyor. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Devlet büyüklerimiz, hükümetteki büyüklerimiz, siyasetçilerimiz kendilerince tedbirlerini alacaktır. İşte Orman Bölge Müdürlükleri Mersin'de de ormanlık alanlarda piknik yapmayı yasakladı Eylül ayına kadar. Ama yine dinlemiyor kimse maalesef. Biraz yaylalara çıktığınızda insanlar yine piknik yaptığını görüyoruz. Bu kez de uyarılarda bulunuyor onlarla ilgili. İşte biraz daha dikkatli olmaları konusunda en azından bu şekilde bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Ama maalesef hava sıcaklıklarının da normal şartların biraz üzerinde seyretmesiyle birlikte orman yangınları da oluşabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Adana, Antalya ve Çanakkale'de de 1-2 gün içerisinde, yani 48 saat içerisinde bu 3 bölgede yangın meydana geldi. İnşallah da en kısa zamanda kimsenin burnu bile kanamadan söndürülür diyelim. En son Adana'da evlerin tahliye edildiğini öğrenmiştik. Çanakkale'de keza öyle, yine Antalya'da keza öyle. İnsanların, yani hem hayatlarımızı kaybediyoruz hem de yaşam alanlarımızı kaybediyoruz. Bu açıdan biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii Türkiye birkaç gündür de sanatçı şarkıcı Tuğba İkinci'yi konuşuyor. Şimdi nedir bu olay? Sosyal medyada oldukça büyük tepki çekti. Bir röportajında sanırım Tuğba İkinci şöyle bir cümle kullanmış. Bir ödül töreni, özür diliyorum. Bir ödül töreninde Tuğba İkinci şöyle bir konuşma yapmış. Demiş ki, bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl peygamber diye bir açıklama yapmış. Ödül töreninde bu konuşma yapmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise gelen tepkiler sonrasında halkı kin ve nefrete sürüklemek suçundan re'sen de olsa bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yani sanatçılarımızın, halka mal olmuş, göz önünde olan sanatçılarımızın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yaşadığımız ülke Türkiye Cumhuriyeti, bir Müslüman ülke. Yani Müslüman ülkenin Müslüman değerlerine zarar verecek, farklı şeylere konu olacak açıklamalardan uzak durmamız gerekiyor. Yani hepimizin bir inancı var. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız diyoruz. Dinimiz İslam. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten yeterince düşmanla uğraşıyoruz ülke olarak, ülkece. Yani en azından biraz daha sakin olmak, biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. İnsanların
saygı duyduğu değerlere bizlerin de saygı göstermesi gerekiyor. Zaten yeterince ayrıştırılıyor insanlar. Bari sanatçılarımız bu işlere girişmesinler. Yani şu açıklama, şu konuşma, yani ne demek yani? Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl peygamber? Ya yani şu cümlenin bir izahı yok yani. Normal şartlarda tutuklama sebebidir. Yani normal şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'nde bu bir tutuklama sebebidir. Yani ne gerek var böyle bir açıklamaya, böyle bir konuşmaya? Yani sizi zorluyorlar mı böyle bir konuşma yapın diye? Ya da gündeme mi gelmek istiyorsunuz? Bu şekilde de gündeme gelmeyin. Sanatınızla gündeme gelin, sesinizle gündeme gelin. Yaptığınız icraatlarla gündeme gelin. Yani şu cümleyi kurarak gündeme çirkin bir şekilde geliyorsunuz. İnsanları da birbirine kırdırıyor ve insanları güldürüyorsunuz. Yani bizi dışarıya karşı komik duruma düşürüyorsunuz, rezil ediyorsunuz. Böyle sanatçı olmaz. Sanatçı bile diyesiniz gelmiyor. Yani bir şarkıcı. Bir şarkıcının şu cümleleri gündeme gelmek için söylemesi, dini değerler üzerinden böyle bir cümle, böyle bir açıklamanın bir izahı yok. Yani reysen bir soruşturma açılmış. Yani emsal cezalar verilecek ki bir daha bu kişilerin, benzeri kişilerin kullandığı cümleler biraz daha dikkatli olsun. Ya çok kırıcı bir cümle yani. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bu cümle. Ne gerek var? Yani bir doğru vardır ama doğru bile her yerde söylenmez. Hele ki Müslüman bir ülkede böyle bir cümleyi kurma hakkına sahip değilsiniz. Gidin kendi arkadaşlarınız, eş dost arasında konuşun. Ama yani bir ödül töreninde herkesin izlediği, takip ettiği bir sanatçısınız da zaten. Yani artık sanatçı da demek istemiyorum, şarkıcısınız. Yani şu söylenilen cümlenin gerçekten bir izahı yok. Bakalım bir ceza çıkar mı? Reysel bir soruşturma açılmış ama çokça da tepki var sosyal medyada ve bu tepkiler sonrasında bakalım bir ceza gelir mi gelmez mi izleyeceğiz ama gelmesi gerekiyor. Kim olursa olsun. Gelmesi gerekiyor ki emsal olsun. Bir daha kimse buna kalkışmasın. Hepimizin değerleri var. Bizler de herkesin görüşüne saygı gösteriyoruz ama bu bir saygı değil. Bu bir görüş değil. Bu bir açıkçası kime nefret tohumu biçmek. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sanatçıların, şarkıcıların artık ne diyorsanız biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bakın işte dedik ki Kenan Işık 76 yaşında vefat etti dedik. Saygıyla anıyoruz. Böyle anılmak gerekiyor. Sonuçta hepimiz insanız. Bir gün hayatımızın sonuna geleceğiz. Öleceğiz. Ölümlüyüz. Ama öldüğümüzde de güzel eserler bırakmakla gerekiyor ve güzel bir şekilde anılmak gerekiyor. Evet, programımız devam ediyor. Müfide İlhan Mahallesi'ndeyiz demiştik. Akdeniz ilçemizin güzel bir mahallesindeyiz. Müfide İlhan Mahallesi'nde sizlerle birlikte canlı yayına mahallelerimizin sorunlarını dile getirmeye çalışacağız. Bizler açılışımızı yaptık. Birazdan Sayın Muhtarımızla da birlikte Hülya Acar'la bir sohbet gerçekleştireceğiz ve muhtarımızla bu mahallenin temel sorunlarını konuşacağız. Sonrasında da gelen misafirlerimize mikrofon uzatacağız. Bakalım biz muhtarımızla misafirleriyle ilgileniyor şu anda. Yok şu an arkadaşlarım gösteriyorlar. Şu an biraz giriş yapalım bir bakalım. Memlekette neler oluyor onlara da bir bakalım. Hürriyet gazetesiyle de bir giriş yapalım. Gazetelerimizdeki manşetlere bir bakalım. Neler var gazetelerimizde. Spora da değineceğiz. Tabii Paris'te biliyorsunuz 2024 olimpiyatlar başladı ve Türkiye tarihinde ikinci kez olimpiyatlara hem de oldukça yüksek bir sayıyla bir katılım sağlamıştı. Ve Paris'te geçtiğimiz gün kadın voleybol takımımızda bir tarih yazarak başlamıştı. Hollanda karşısında 2-0 setlerde geriye düşmesine rağmen müthiş bir dönüşle maçı 3-2 kazandı. Perşembe günü sabah 10'da da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Ve ilk madalya, olimpiyatlardaki ilk madalyamız da okçulardan geldi. Paris 2024 olimpiyat oyunlarında Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan klasik yay erkek milli takımı 3. olarak tarih yazdı. Bu bronz Türkiye'nin olimpiyatlarda takım olarak kazandığı ilk madalya oldu. Evet, bir bronz madalya yani 3.lük geldi ama tarihi bir 3.lük, tarihi bir madalya. Tabi altın madalya beklentilerimizin olduğu sporcularımız, milli takımlarımız var. Bakalım inşallah güzel haberler gelecek. Devam etmiş gazete. Haydi Şevval, Haydi Yusuf demiş olimpiyatlarla ilgili. Olimpiyatlarda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım finale yükselerek madalyayı garantiledi. Yani artık bir madalyamız da garanti ama bu altın mı olur, gümüş mü olur, bronz mu olur? Buna bakacağız. İşte Sırbistan'da geride bırakılarak Türkiye'ye altın madalya coşkusunu yaşatacaklar. Biz de inanıyoruz sporcularımıza.
Önce finale kaldılar, şimdi inşallah altın madalyayla bizleri gururlandıracaklar. Tarihi bir olimpiyat geçiriyoruz gerçekten. İnşallah da sonu güzel olsun. Bir de hatırlatma yapalım, spor demişken. Bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla Türkiye saatiyle 20'de rövanş maçına çıkıyor. Maç İstanbul'da Kadıköy Stadyumu'nda. İlk maçı İsviçre'de Fenerbahçe 4-3 kazanmış ve büyük bir avantaj elde etmişti. Tabii gözler yeni transferlerde, ama yeni transferlerden kimler oynar ya da oynar mı? Akşam kadrolar açıklandığında göreceğiz. Maxim'in isteniyor. Bakalım El Nesiri yeni transferler. Onlar oynar mı? İlk maçta Maxim'in kadrodaydı ama sakatlığı sebebiyle oynatılmamıştı. Belki bu akşam oynayabilir. Herkes merakla bekliyor. İnanılmaz bir kanat oyuncusu. Transferi de gerçekleştiğinde dünyada da büyük bir yankı uyandırmıştı. Bakalım bugün kadroda yer alacak mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Tabii gazete manşetlerimizin genel tabirle tek bir manşet atmışlar. Bahsetmiştik az önce. İşte İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımızı tehdit sözleri manşetlere de taşınmış. Sonu Hitler gibi olacak demişti. Hatırlarsanız söylemiştik. Dışişleri Bakanlığımızdan bir açıklama gelmişti. Onların da sonu Hitler gibi olacak demişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Saddam Hüseyin'i benzeterek tehdit etme cüretinde bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı, bizim bakanlığımız, çirkin paylaşım için Netanyahu'nun sonu da Hitler gibi olacak demiş. Evet, biz gazetelerimize birazdan devam edeceğiz. Arkadaşlarımdan rica edeyim, muhtarımız hazırsa Sayın Hülya Hanım'ı alalım ve mahalle toplantımız, mahalle meclisimizi bu şekilde mahalle kapsamında başlatmış olalım. Muhtarımız geliyor. Hülya Hanım geliyor. Soluma mı alayım? Sol tarafa mı alacağım? Değil mi? Sol tarafımızı alacağız. Muhtarım şöyle sol tarafa. Gelin gelin muhtarım. Rahat olun. Şöyle sol tarafa doğru gelin. Evet, Müfide İlhan Mahalle Muhtarımız Sayın Hacerli Hanım'la birlikte, Hülya Hacer Hanım'la birlikteyiz. Hacer de benim teyzemin kızının ismi. Ondan mı? Bir isim olduğu için hani Hacer mi Hülya mı, oradan bir karşılık oldu. Hülya. Sayın Hülya Hanım'la birlikteyiz. Muhtarım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de mahallemize hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyisiniz? Ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Evet, muhtarım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz vallahi. Biz her zaman çok şükür. Allah sağlık saatimizi versin. Gerisinin bir önemi yok diyelim. Sağlık önemli. Gerçekten sağlık önemli. Muhtarım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Dün biraz da sohbet etmiştik. İlk muhtarlık döneminiz. Evet. Geride kalan bir 4 aylık süreç var. Önce muhtarlık nasıl gidiyor diyelim. Güzel gidiyor. Mükemmel. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey umduğumuz gibi. Gayet güzel çalışıyoruz. Umduğum tabii, zorluklarımız var. Mutlaka karşılaşıyoruz zorluklarla. Şu an sürekli temizlik içerisindeyiz. Bakımlar yapılıyor. Mal bir çalışma var, evet. Sabahtan beri. Sabah gördünüz aynen. Yok, ekip sağlam çalışıyor, Allah razı olsun. Azalarımızla birlikte dolu dolu bir 4 ay geride bıraktık. Dolu dolu bir 4 ayı geride bıraktık. İlk etapta tabii bir şeylik çektik, acemilik çektik. Normal. Olacaktır o. İlk defa muhtar oluyorum. Ki bir de siz kaç aday vardı muhtarım? 5. 5 adaydan tek kadınsınız. Evet, tek kadınım. Bu da büyük bir zafer bence. Evet, bence de büyük bir zafer. Bundan önceki muhtar 5 dönemdir de yapan bir muhtarımız. Onu tabii da yıkmış oldu. Tabii o aday oldum. Değildi ama desteklemiş olduğu bir adayı vardı onun. Sonuçta onu da yıkmış oldu. Sonuçta onu da değil. Hani siyaseten söylüyorum, bu yıkmak kelimesini. Yani yıkmış demeyelim, aynen. Yani mecazi anlamda, evet, söylüyoruz. Tabii o da 5 yıl hizmet etmiş mahallede. Tabii o da 5 yıl hizmet etti, aynen. Şimdi mahallemizde bizim büyük eksiklerimiz var. Mesela geçen hafta bir yağmur yağdı. Muhtarım, o konulara değineceğiz. Öyle konulara mi? Değineceğiz. Yani sizi hemen bırakmayacağız öyle. Sizi tamam. Hemen böyle biraz söyleyeyim kaçayım gibi bırakmayacağız tamam, sizi. Tamam. Biliyorsunuz muhtarlar bir mahallenin en önemli mülki amiri, birinci sıradalar. Evet, siz, evet, buranın muhtarısınız, belediye başkanısınız, milletvekilisiniz, cumhurbaşkanısınız, bakanısınız, aynen, her şeysiniz. Öyle, aynen. İnsanların ilk uğrayacağı kişi muhtarlıklardır. Evet, evet. Bu kapsamda da önemli bir konuma sahipsiniz. Tabii yeni olmanızla birlikte ve kadın olmanızla birlikte illaki bunun zorluklarını geride kalan 4 ayda yaşamışsınızdır. Evet. Ne gibi zorluklarla karşılaştı destek muhtarım? Sizi en çok zorlayan ne oldu bu 4 ayda? Beni çok zorlayan bir şey olmadı. Ben zaten aktiftim mahallemde. Zaten aktif, genelde tanıyordunuz zaten. Genelde tanıyorlar beni. Yaklaşık 27 senedir de buradayız. Mahalleli ama tanıyor. Sevilen bir şey biriymişsiniz ki. Sevilen biriyim. Bütün adaylara yani genelde bırakmışsınız. Ben öyle düşünüyorum. Sevilen biriyim. Bir de mahallede aktiftim. Öyle çok herhangi bir zorluğum olmadı. Nerede zorluğum oldu? İlk etapta tabii belediyede kimi arayacağım? Hangi işe kimi getireceğim buraya? O telefon sıkıntılarım vardı ama çözdüm. Bu da normal. Onda bir ayda atlattık zaten. Şimdi güzel. Bundan sonra belediye benden herhangi bir zorluğum yok.
Belediye evet, bizden evet. korksun. Ama şey belediyelerin en çok, belediye başkanları en çok korktu. Korktu demeyelim de doğru cümleyi arıyorum da muhtarım. Yanlış bir cümle söylemeyelim. Çekindi diyelim. Korktu, evet. çekindi aynı şey benzer Hı-hı. muhtarlardır. Çünkü muhtarların istekleri hiç bitmez. Evet. Belediye. Ya ama şimdi, bu da hem onlar için hem de bir muhtarlarımız açısından ama olmaz. Şimdi olmaz şöyle tabii. benim kendi gözlemlediğim, hani kendi kadın gözüyle bakıyor dediğim. Evet eksiklerimiz çok. Gerçekten oldukça de çok. Fazla da illa ki. Mecbur isteklerimizi sunacağız onlara. Yani bunu dile getirdikçe onlar da tabii emin olun ben 4 aydır hiçbir zorluğunu görmedim. Hani şöyle hiçbir şeye yok demediler. O en ne güzel. O da acaba belediyeden kadın, bahsediyoruz değil mi? Kadın olduğumdan evet, dolayı mı? Şimdi siz kadınsınız mı? Evet. Kadın muhtar. Şimdi Akdeniz Belediye eş başkanları Hoşyar evet. Sarıldız ve Nuriye Arslan. O da evet. bir kadın. Bunun da avantajı yani vardı. Yani bayan olduğumdan dolayı bir avantajım. Sağ olsunlar sabah mesela bizim park görevlisi olan ablamız rahatsız gelemedi. Ben hemen aradım. Mobil ekip gönderdiler bana. Az önce geldiler hani bir kırmıyorlar, çalışma sağ olsunlar. Burada. Bayan olduğum için de kırmıyorlar. Sağ olsunlar beni karşılıyorlar her şey oluyor tabii yani. Parklarımız temiz olacak ki evet. mahallemiz temiz olacak ki insanlar da rahat bir evet, şekilde gezip dolaşsın. İnsanlar rahat bir nefes alsın nefes gezip alabilsin. Dolaşsın. Tabii eksiklerimiz var tamamlayacağız. Evet, o eksikleri de birazdan Onlar değineceğiz da zaman muhtarım. Lazım, aynen. Tabii şimdi 4 ay geride bıraktık. Kaç arıza var muhtarım? 4 asil, 4 de yedek arıza. 4 de yedek toplam 8. O, ama o yedek de asil gibi yine görevinin başında tabii, istediği tabii, zaman kesinlikle. Tabii ki. İstediğim zaman geliyorlar sağ olsunlar. Ama ihtiyaç duymuyorum. Onları da işlerinden etmek istemiyorum. Tabii hepsinin ayrı işleri gücü yani, var. Yani hepsinin işi gücü var. Sağ olsunlar. Aha, ihtiyaç duydum da geldi mesela azamın biri şu an biraz burada. Biraz daha kendisine bir mikrofon evet. uzatacağız tabii ki. Tabii şimdi muhtarım belediye başkanları seçim zamanlarında işte projeleriyle gelirler. Evet. Tabii onların belediye bütçesinden yapıldığı için Aynen. çok rahat bir şekilde şunu yapacağım, beni seçerse bunu yapacağım ama evet. muhtarlardan da biz bu seçimlerde farklı bölgelerde gördük. Sizde de öyle bir proje hedefi ya da bir var mıydı? Ya ben net proje koymadım. Tabii dedim hani şunlar eksiklerimiz. Yapabildiğimi yapacağım. Yapabildiğimi Çünkü yapacağım. Çünkü ben net eğer dersem ki şu parkı yeniden inşa edeceğim. Tabii böyle bir bütçe bu yok. Bu bir yalan. Bu belediye eğer bütçeniz yok zaten. Belediyenin bütçesi yoksa ve bana bunu karşılamayacaksa bu bir yalanım çıkar ortaya yani. Yani ben neyse onun için onu. Vaat bulunmadım ama şöyle böyle böyle yaparız dedim. Yani bunu da hatta ben gezerken de dedim onlara hep beraber muhtar olacağız. Birlikte sorunları hep çözeceğiz. Birlikte hep beraber. Dolanacağız, hep beraber sorunlarımız ne, hep beraber bunu beraber çözeceğiz dedim. Siz muhtarlıktan önce ev hanımı mıydınız, bir işiniz var mıydı? Ev hanımıydım. Ev hanımıydınız. Ara ara çalıştığım yerler oldu. Kur'an kurslarında çalıştım, aşçılık yaptım. Ara Ama ara çalıştığım artık oldu. Artık şimdi tamamen Ama genelde, muhtarla, evet, tamamen muhtarlık olarak Aynı. Görevimizi yapacaksınız. Bunu İnşallah. Niye soruyoruz? Şimdi bazı muhtarlarımızın kendi meslekleri de olduğu için bazen zaman zaman mahallelilerin sorunlarını gözden kaçırabiliyor. Ama birincil meslek muhtarlık olduğu için şimdi sizin evet. en büyük avantajınız herhalde bu olacak. Evet kesinlikle. Bu da mahallenin avantajı değil mi? Ya işte ben söylüyorum bazen durumda bile yayınlıyorum. Hani benim görmediğimi siz görüyorsanız bana söyleyin. Kesinlikle. Bana söyleyin ki ben cevap vereyim. Mahallelilerin WhatsApp hattı var mı muhtarım? Daha kurmadım. Kurmadınız. Daha kurmadım bunu... ama geneli var bende. Hemen hemen mahallenin yani geneli var numaraları bende. Size ulaşabiliyorlar çok rahat bir şekilde. Kesinlikle ulaşabiliyorlar. 7/24 her saat, her zaman açık telefonum. Hiç kapatmam telefonumu. Duruma da attığım zaman sağ olsun görüyorlar, cevap veriyorlar. Dünden mesela yazdım. İnşallah gelmeye başladılar şimdi bakalım. Biraz uyku, yaz. Tabii, hava Havalar sıcak. Çok sıcak. Sabah saatleri sabah biraz. Sabah yattıkları için biraz ondan birkaçını uyandırdım, çağırdım. Olsun canlar sağ olsun muhtarım. Ondan dolayı olabilir muhtarım, böyle sıkıntılar biz, yaşayabiliriz. Muhtarım tabii program yani. Sonuna kadar sizle birlikte olacağız. Zaman zaman sizi tekrar alacağız. Çok sevindim, memnun oldum gerçekten. Bölüm bölüm yapacağız sizinle. Önce bir tanıtmak istedik sizi. Kimdir, kim neydir Hülya Hanım'ı bir tanımak evet, istedik. Teşekkür ederim. O kapsamda sonra mahallenin sorunlarıyla da ilgili evet. bir bölümümüz daha olacak. Vatandaşlarımız maalesef işte, çok. Evet. Bayağı bir soru var evet. gibi. Onları bir başlıklar halinde bir ele alacağız. Bakalım buranın sorunu evet. neymiş. Ama göreve başlarken en büyük sorun dediğiniz bir sorun var mıydı? Öyle bir giriş yapmış olalım. En büyük sorun dediğim evet maalesef. Yeraltı. Yeraltı. Evet. Kanalizasyon Ondan çalışması. Ondan sonra yollarımız. Yollar. Evet. Bozuk yollarımız vardı. Mahalle arasındaki yollardan evet, bahsediyoruz evet, değil mi muhtarım? Bir de araçlarımız çok sıkıntı. Sokaklar da benim gördüğüm kadarıyla çok dar. Dar. Evet dar. Araçların bir şey yapamaz ama. Kişinin arabası olduğu zaman kapısının önüne koyduğu zaman temizlik aracı doğru dürüst giremiyor. Giremiyor evet. Sahibine ulaşamıyoruz. Onda sıkıntı yaşıyoruz. Yani bugün biz de sonra canlı bize yayın diyor ki, aracını, temizlik olmuyor. Biz bugün canlı yayın aracını getirirken biz de biraz zorlandık de mahalleler arasında. Evet, çünkü insanın haklı olarak evin önüne evet, koyması gerekiyor. Aynen. Çünkü başkasının evin önüne koyamazsın. Yani bir alan dolmadığı için yollar evet, daralıyor. Maalesef evet. öyle. Ulaşım sıkıntımız bizim evet, çok. Bu ulaşım şimdi alt taraftan
Tars yolu üzerinden geçiyor. Cadde, bayağı altta kalıyor ama. O değil. Bir de 137. caddenin üzerinde de var. Bir de Hal Caddesi'nde. Ya bazen servis dışı oluyor otobüsümüz. Darda kalıyoruz. Mesela servis dışı oluyor derken komple iptal ediyor. Onun bilgisi veriliyor mu? Yani hayır, sadece sistemde. Mesela ben dün 20 numaralı aracı bekledim otobüste durağında. Bir baktım servis dışı yazmış. Ben Akdeniz Belediyesi'nde toplantımız vardı. Saat 3'te benim orada olmam gerekiyordu. Sonra yok otobüs. Sanayi yoluna gittim, orada da otobüs yok. Artık arkadaşı aradım, sağ olsun o geldi beni hemen yetiştirdi oraya. Hatta ben geç kalmış bir vaziyette. İşte bu sıkıntı bizim. Tabii oraya geç gitmenizde bazı sorunlarında geç ulaşması anlamına geliyor. Ya tabii ben mesela ne konuştuklarını duyamadım. Tabii ki. Ha, söyledim arkadaşlara, dedim ki bana keşke deseydiniz bari ona göre erken. Tamam o benim, onların sorunu değil ama benim sorunumdu. Biraz ulaşım kapsamında evet, bir sorun ulaşım oldu. Kapsamında ama inşallah, oldu. Ulaşım kapsamında oldu. Yani bunu inşallah dileteceğiz biz de belediye bize. Yani evet, bir yapılabilecek bir şey varsa inşallah. Yol kapsamında. Çünkü i̇nşallah. Ulaşım önemli. Yani evet, insanlar rahat bir şekilde. Ulaşım çok önemli. Kesinlikle ulaşım çok önemli. Yani bir yandan sıcaklarla uğraşıyor vatandaş. Evet. Bir yandan da otobüs sıkıntısı gerçekten evet. Bazen hepimizi bunaltıyor. Aynen öyle. Hayırlısı olsun diyelim. Amin. Peki muhtar, şimdilik teşekkür ediyorum. Ama birazdan sorunlarla birlikte Müfide İlhan Mahallesi'ni ele alacağız. İnşallah. Biz birazdan misafirlerimiz de var. Onlara da bir mikrofon uzatalım. Onları da bir tanıyalım. Evet. Onlar sorunlarda bahsetsin. Sonra sizin de o sorunları tamam. Genel bir çerçevede teşekkür alacağız. Ederim, teşekkür ediyoruz muhtarım. Ben sağ olun. Ederim. Birazdan alacağız sizi tekrar. Tamam. Evet, Müfide İlhan Mahallesi'nde Sayın Muhtarımız Hülya Acar'la birlikte sizlerle birlikte olduk. Tabii kendisini önce bir tanıtmak istedik sizlere. Kimdir Hülya Hanım diye. İlk defa muhtarlık görevinde bulunuyor ve ilk defa muhtarlık bölümü. Arkadaşlar da bu kameraya diye işaret ediyorlar. İlk defa muhtarlık görevinde bulunuyor Sayın Hülya Hanım. Tabii 5 aday içerisinde 4 erkekle mücadele etmiş ve bir kadın aday olarak bu zafere ulaşmış. Tabii biz bazen böyle zaman zaman mecazi kelimeler, cümleler kurabiliyoruz. Burada kırıcı olmak amaçlı söylemiyoruz bunu. Evet, bir zafer. Yani bir kadın muhtarın 4 erkek aday içerisinde toplam 5 adayda kazanmış olması bir adaydır. 30 yıllık bir iktidarı, mahallenin iktidarını muhtarlık kapsamında yıkmış bir muhtar kendisi. Yani bu yıkmış kelimesini de altını çiziyorum, tamamen mizacı anlamda. Bize anlamda kullanıyoruz. Kimsenin kalbini kırmak niyetinde değiliz. Geride kalan görevini tamamlamış olan muhtarlar da zaten mahalleye hizmetlerini yapmış yeterince. Onların da emeklerine, ellerine sağlık diyelim. Bundan sonra da artık Hülya Hanım buranın sorumlusu. Evet, biz muhtarımızla birazdan sorunların temelinde yine konuşacağız ama varsa misafirimiz, onlara da mikrofon uzatabiliriz. Arkadaşlarım ilgileniyordur. Misafirlerimiz varsa muhtarımıza da bir soralım. Almamız gereken sayın azalarımız burada olduğunu söylemişlerdi. Vatandaşlarımız şu an burada. Onlarla da biraz sohbet edeceğiz. Bakalım mahalleliler ne istiyor? Mahallelilerin sorunları neler? Onlardan dinleyeceğiz. Evet, biz Müfide İlhan Mahallesi'nde canlı yayınımıza devam ediyoruz. Alabiliriz misafirimiz varsa. Bu yandan da tabii hava sıcaklıkları da bazen bizleri de zorluyor. Evet, alabiliriz. 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 Şöyle buyurun hocam. Sol tarafıma alayım sizi. Aleykümselam hocam. Şöyle gelin. Kameraya doğru dönersek size zahmet. Buyurun, sizi tanıyalım. Ben Ekrem Koçal. Evet. 30 yıldır bu mahalledeyiz. Müfti İlhan'da. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünceleriyle Hülya Muhtarım'la beraber bir yol çalışmasını yaptık. 30 yıllık aşk ile ilk defa bir muhtarlığı hiçbir çalışma, hiçbir afişimiz olmadan çalışmalar başlattı. Elhamdülillah başardık, kazandık. Mahallemiz şu anda ufak ufak bir nebze de olsa hizmet alıyor. Tabii 4 ay geride kaldı. Çok da acele etmemek gerekiyor. Çünkü bir şeyi yapmak isterken diğer taraftan başka bir şeyi de bozmanın da bir mantığı yok. 4 aylık süreçte evet. Tüm zaten 30 yıl demişiz değil mi? Doğru. 30 yıldır bu mahallenin sorunlarını 3 aşağı 5 yukarı zaten sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Şimdi daha önce de zaten biz mahallemizin bazı sorun sıkıntıları, mahallede yaşadığımız için sorun sıkıntıları var olduğunu biliyorduk. Evet. O yüzden biz de yumruğumuzu masaya vurduk. Hizmet aşkıyla yola çıktık. Biz daha iyisini yaparız dediniz. Efendim? Biz daha iyisini yaparız dediniz. Tabii tabii. Bu yolla aynı. Başvurdunuz ve zaten de Hülya Hanım da kazandı. Siz kaçıncı azarsınız efendim? Elhamdülillah yani. Nece çok şükür. Anladım. Yani tabii ki eksiklerimiz var. İlla ki olur. Bunu büyüklerimize bildiriyoruz. Büyüklerimizden aldığımız desteğiyle hizmetimize yapmaya şimdi çalışıyoruz yani. Muhtarımıza da sorduk, size de soralım. Göreve başladığınız 4 ay öncesi, yani 4 aya kadar en karşılaştığınız büyük sorun mahallemizde. Şimdi şu
Şöyle aslında bizim mahallemizin bu 4 ay zarfında aldığımız not kararlarıyla en büyük sorun sıkıntılar taziye ve düğünlerle. Taziye ve tabii düğünler. Mesela örnek diyorum çok küçük bir mahalle arasında ben örnek vereyim yani. Kızımın nişanı yaptığım esnada kendi aile arasında bir şekilde sandalyemiş, şuymuş, suymuş vesaire falan temin edemiyorduk. Yani belediyeli olarak. Ama şu anda bu çalışmalara da başlattı. Büyüklerimiz tabii ki belediye başkanımız Hoşar Sarı Yıldız'da da biz bizzat bunu dile getirdik. Bir önceki belediye başkanı Muhammed Mustafa Gültak da onu da bize sözü verdi. Yani şöyle vatandaş da mutlu. Vallahi şu anda biz de mutluyuz. Ne güzel vallahi. Yani daha doğrusu... Yani yüz ifademizde de belirtiliyor bunu. Kesinlikle. Zaten 4 ay geride kaldı. Yani yarım yıl geride kaldı ve yaklaşık 4,5 yıldan biraz tabii daha yani fazla bir süre var. Sizleri yoğun bir çalışma süreci bekliyoruz o zaman. Vallahi hızlı bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah doğru bir şekilde, güzel bir şekilde de güzel hizmet ederek daha 5 yıllarda hizmet edersiniz diyelim. Tabii bunu ekibimizle beraber, tabii ki başta muhtarımız Hülya Acar'la birlikte bunu sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah diyelim. Yalnız muhtar dedi ki dün biz burayı bir görmek için gelmiştik. Evet. Muhtarlık binasının bazı yerlerde muhtarlık da yok. Doğru. Yine şanslısınız. Bu mahallenin muhtarlığı var ama muhtarlığın kliması yok. Bu yaz aylarında da bu çok zorlamıyor mu yani? Böyle bir talepte oldu mu? Doğru. Vallahi belediyemizde talepte bulundum bence. Şimdi şöyle söyleyeyim. Baştan Hülya muhtarım da gece gündüz demeden işte devamlı çalışmam devam ediyor. Hatta geçen mahallemizde bir sel olmuştu. Bazı muhtar daha önce 3 dönem, 5 dönem üst üste muhtar adayı olan ekip arkadaşlarımız. Onları da ben gerçekten gene de takdir ediyorum. Biz ilk defa, dedim ya deminki de, ilk defa bir seçime girdik, ilk defa kazandık. Ya bu işte Hülya bayan muhtarı yapamaz, edemez falan filan. Böyle bir düşünce vardı. Bu tür vardır. Tepkiler de biz kadın olunca bir de işte. Rakiplerimizden şey yaptık. Hatta derler ya kısmet olsaydı bir dolasaydı. Bak bizim bir tane afişimiz yok. Bir tane afişimiz bizim yok. En büyük projemiz tabii ki biz hep kendisi. Telefonla, hep insanların ayağına giderek... Yani biz neler yapabiliriz, neler edebiliriz, bunları hepsi tek tek not alarak başladık. Eksiklerimizi yani muhtarlıktaki görev, 30 yıldır görev yapan muhtarlıktaki eksikleri alarak bu eksikleri epeyden ufak ufak da olsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii artık hizmet zamanı. Tabii aynı. Seçim bitti 31 Mart'ta. Hülya Hanım muhtar oldu. Muhtar oldu. Sizler de onun yardımcılarısınız ve artık bundan sonra hizmet yani vakti. Vatandaş dediniz az önce. Biz vatandaşa bir proje sunmadık. Bizim en büyük projemiz sizlersiniz dedik dediniz. Artık bundan sonra da çalışma vakti tabii. Doğru. Eksikleri vatandaşla birlikte tespit edip gerçekten bu hizmeti buraya getirmek için de mücadele edeceksiniz. Ya şimdi şöyle vatandaş arayında tabii ki her şey biz iyi yapacağız diye bir gaydimiz yok. Tabii yani. Mümkün şimdi zaten. Benim mahallem 3200 seçmeni var. 3280 seçmen. Evet 3200. Bu 3200'ü tamamını mutlu edebilmemiz için ne yapmamız tabii gerekiyor? Onu ben öncelikle evet. Muhtarımla beraber hesaplıyoruz. Yani yol haritasını çiziyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Evet genç de görüyorum ama kendimi. Biz gençsiniz. Bu işi başaracağımıza eminiz. Gençsiniz tabii ki. Yani çok çok daha ileriye götüreceğimize de eminiz. Yani Rabbim ayağımızı taş değdirmesin. Amin diyelim inşallah tüm muhtarlarımız. Bu şekilde kadromuz da güçlü, genç. Yani ekipler, diğer rakiplerimizin adaylarına baktığımızda en genç ekip bizim ekibimiz. Yani her kırsalda da ekibimizde var. Yani evet. Efendime söyleyeyim, bazen diyorlar ya burada toplasan 13 tane Trabzonlu seçmen yok ama benim listemde Trabzonlu seçmen var. Yani her yerden aslında var. Aynen. Hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Tabii şimdi belediye başkanları seçildikten sonra hep şu cümleyi kullanılır. Bana oy veren de vermeyen de ben belediye başkanıyım der. Muhtarlar da herhalde aynı. Öyledir. Biz de aynı o düşüncedeyiz. Yani efendim şu karşıdaki vatandaş bize oy vermedi. Biz ona daha çok hizmet etmeye çalışıyoruz. Onun genellikle da gönlünü kazanmaya çalışacağız. Bu projemiz var. Yani ulaşmak, her bir vatandaşa dokunmak gerekiyor tabii ki. Tabii. Sonuçta 5 yıl sonra, 5 yıl sonrası yine bir seçim. O zaman geldiğinde en azından vicdanen de olsa ya evet biz herkese dokunabildik diyebilmek gerekiyor. Evet. Hatta özellikle muhtarım da biraz bu konulardan çekinme gibi etkinlikler bayağı büyüklerimize iletiyor. Büyüklerimiz de ya diyor ki ne, daha önceki muhtarlar böyle bir şey bize talep etmedi. Biz de öyle büyüklerimizdeki aldığımız mahallemizdeki sakinlerden aldığımız bilgilere göre götürüp büyüklerimize bildiriyoruz bunu bu şekilde. Şimdi bu kadar bir...
İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Eyvallah. Tebrik çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu size olsun. De bu arada çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yapabileceğiniz bir şey varsa tabii teşekkür ediyoruz. Önemli olan sizin de istediğiniz, mahallenin de istediği. Biz her zaman buralardayız. Eyvallah. Sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Sayın Azamımızla birlikte olduk. Müfide İlhan Mahallesi'nde buradaki sorunları birinci ağızdan, vatandaşlardan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Birazdan sohbetlerimiz devam edecek. Varsa misafirimiz alabiliriz. Arkadaşlara da rica edelim. Hem canlı yayınımız devam ediyor. Bir sorarsanız arkadaşlar, misafirimiz varsa biz devam edelim. Yoksa kaldığım yerden devam edeceğim. Hem ülke gündemi kapsamında. Evet, alabiliriz. Sayın Azamımız varmış. Buyursun, alalım. Biz onlar için bugün buradayız. Merhabalar. Şöyle gelin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, sizi tanıyalım efendim. Ben Seher Kılıç, Hülya Can, Muhtar Azası'yım. Evet. Müfide İlhan Mahallesi'nde oturuyorum. Çocuk annesiyim. Kaç yıldır bu mahalledesiniz efendim? Kaç yıldır? 25 yıldır bu mahallede. 25 yıldır bu mahallenin o zaman, evet, her türlü sorunu, her türlü şikayetinden haberdarsınız. Yani. Tabii şimdi muhtarımız yeni seçildi. 4 evet, ayda geride kaldı. Evet. Erkek adaylardan ve 30 yıllık bir yönetimi devraldı. Evet. Bunun hem yıllar kapsamında hem de bir kadın olarak, siz de bir kadınsınız. Evet. Kadın dayanışma gözüyle, yaptık zaten. Dayanışma olduğu belli zaten. Bir kadın gözüyle bu 4 ayı nasıl değerlendiririz muhtarım? Size de vallahi muhtarım diyeyim, size sonuçta rızasınız. Muhtarım zaten benim hem muhtarım hem de mahalle arkadaşım, beraber komşum. Çok memnunum, çok seviyorum. Her zaman arkasındayım. Her şekilde, maddi manevi olarak da. Ama çok mükemmel. Yani gerçekten o muhtarlarımızın hiç böyle sağa solup bakmadığını, görmediğini gördü. Duyurmaya, sesimizi duyurmaya çalıştı. Mahallemizin sesini dinlediği, çocuklarımızla, büyüklerimizle, yaşlılarımızla, cenazelerimizle her şekilde ilgileniyor. Yani kalan 4 ayda aslında dolu dolu geçirdik yani diyebiliriz. Yani dolu dolu, belki de doludan daha fazla yani. Bir kadın de, belki evine de gitmedi, nefes almadı. Yemin ederim hasta kocasını unuttu. Bizim dertlerimize düştü. Hani o 30 yıl mesela diyorsunuz ya, kaç devre muhtar geçti, onların hiç görmediklerini görmeye çalıştı. İnsanları tanımaya çalıştı. Mahallede muhtar insanı tanımıyor. Zaten muhtarımız da demişti, bir düzeni bozmaktan ziyade düzeltmeye, evet, bir daha üstünde neler yani, yapabiliriz diye geldik tabii dedi. Tabii ki kendini mesela, zaten kendi çağdaş bir kadın, ileri görüştü çok, evet, şükür hamdü senalar olsun. Hani her şeyi ne yapıyorsa da bizim için yapıyor. Mahallemiz için yapıyor, kendi için yapıyor. Kim ne yaparsa onu kazanır zaten. Kesinlikle muhtarım. Ama halkla beraber olursa ne olur? Halkın gönlüne de girmiş olur. Kesinlikle. Ben size de muhtarım diyorum. Azasınız. Sağ olun. Sonuçta Allah muhtar razı olsun. Yarısı, muhtarı temsilen buradasınız. Sağ olun. Tabii efendim, şimdi 4 ay geride kaldık. Yaklaşık 4,5 yıldan daha fazla bir süre var. Evet. Muhtarımızla da konuşacağız yine sorunlarla ilgili. Evet, evet, sizin evet, gözünüze çarpan bir mahalleli gözüyle, azadan ziyade bir mahalleli gözüyle en büyük eksiklediğimiz bir eksiklik var mı burada? Yani eksiklik, insanlarımız çok geri. Bu geri olduğu için de mahallemiz gelişmiyor. Gelişmediği için seslerini duyurmuyorlar. Mesela bu parka şöyle bir baktıklarında, bu park mesela oturulacak bir vaziyette değil. Yani evet, yeşillik olarak, alan olarak, yani ihtiyaç olarak, ne bileyim spor aletleri olarak bu şekil geliyor, bu şekil gidiyor. Yani istemeyi biz bilmiyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilsek zaten bu şekil olmayız. Ve muhtarımız biraz bildi, sağ olsun, Allah razı olsun. Biz de mesela bu televizyona çıkılacak değil mi? Hadi evet, arkadaşlar gelin sesimizi duyuralım. Ben gitmem, o diyor ki ben gitmem, o diyor ki ben televizyona çıkmam. Bir tedirginlik oluyor bazen. Ha, yani biz halk olarak da, bu mahalleli olarak da zaten birbirimizi tutkun olarak yaşasak bu mahallede bu hale gelmez. Şöyle bir baktığında bak ne görüyor etrafında, kırsal bir bölge. Mersin'in hemen hemen en merkez mahallesi, doğru, otogar ve civarı. Ne demek yani? Sanayi diyorsun. Yani gelişmiş bir mahalle olması gerekmiyor mu? Evet, her tarafı. Ama her tarafı baktığında böyle bir terk edilmiş kırsal bir mahalle görüyoruz. Ama inşallah sizlerle birlikte bu düzen yani değişecek. Biz, ama bizim de, bizi de görmelerini istiyoruz. Gelsinler mahallemizde, burayı tabii da güzelleştirsinler. Ki. Şu park oturduğumuzda böyle oturulacak bir vaziyet, bir çocuğumuzu getirebilirim. Hani demeyelim ki bu mahallede niye oturuyoruz? Başka yerlere gitmek istemeyelim. Evet. Bizim mahallemizde herkes yani normal başka bir yerden gelen beğenilen bir yer olsun yani. Biri geldiğinde mahalleye baktırsın. Tabii tabii. Ya dışarıdan gelen biri şuraya bir 5 dakika oturayım dediğinde yani o bile gelen bir insan diyor ki ya burada nasıl oturuyorsunuz? Burada oturulacak yer mi? Niye mahallenin taş duvarların diyorum ben de sesi mi var, dili mi var? Ama işte insanlar. Evet, kesinlikle. Yani gerçekten biz diyoruz ki bizim mahallemizi de böyle ulaşım aracı. Yok. Bir belediye otobüsü mesela. Evet, saati sorun, geçirdik evet, zaman gitti. Ne yapıyoruz? Öğrencilerimiz yetişemiyor, işçilerimiz yetişemiyor. Yani bu belediye yani, otobüslerinin geçiş saatleri biraz daha artırılsın. Geçiş saatleri artırılsın. Sonra çevremizin düzenlemesiyle ilgilenilsin. Mesela park ve bahçelere düzenleme yapılsın. Şimdi farkımız burası yoksa Akdeniz'e ait. Evet. Akdeniz Belediye Başkanları değişti. Hoşyar Sarı Yıldız ve Nuri Arslan göreve geldi. Evet. İki eş başkan. Evet. Ki biri kadın.
Bu yani, da herhalde kadın evet, muhtarlar olarak da evet, sizin için evet, bir avantaj evet, olsa gerek. İnşallah yani. İnşallah. İşte burada yani, da sizlere görev düşüyor muhtarım. Yani, muhtarımız ve azalarına görev düşüyor. Evet, bunu iyi değerlendirirseniz gerçekten inşallah, bu mahalle hani inşallah, sonrasında belki yine seçilmeyebilirsiniz. Yani, o halkın takdiridir ama evet, siz en azından giderseniz de güzel evet, bir iz bırakmış olursunuz. İnşallah. Mesela kanal yetmiyor. Bir kanalın daha yapılması gerekiyor. O günkü yağan yağmurda bütün evlerin hepsi batmıştı. Evet, öyle bir durum alt yapı sıfır yani. Hani bir şeylere bakılsın yani. Evet, bir inşallah. Otobüs durakları, güneşte duramıyoruz mesela. Nerede duracaksın? İşte bunları tek tek tespit zaten i̇şte, biliyorsunuz muhtarım. Sizler de bunları belediye başkanlarımızla işte bu yüzden biraz bir şeyler yapalım evet, dedik ki ama bu yüzden geldiniz. Desteklerini bekliyoruz. İnşallah sizlerin de bu çabasıyla inşallah, Akdeniz Belediye Başkanlarımızda bu çabaya ses kalmayacaktır. İnanıyoruz i̇nşallah, biz. İnşallah. Yani birçok yere gitti. Kendileriyle de karşılaştı, sohbet de ettik. Zaten bunun için buradayız diyor onlar da. Biz halk için, vatandaş için buradayız evet, diyorlar. O zaman onlar da görevini yapacak. Yapacak. Sizler de yapacaksınız. İnşallah güzel bir Müfid İlhan. İnşallah. Biz göreceğiz o zaman. İnşallah hep beraber sizi çay bekleriz o zaman. İnşallah. Geliriz kesinlikle. İnşallah. Yani, beklerim her zaman başımıza. Tam hedeflediğiniz noktaya geldiğinizde. Vallahi istiyoruz böyle güzel bir nefes alın. Yani oturulsun. Burada bir park mesela Müfid İlhan dediklerinde bir mahalle olduğu bilinsin. Kesinlikle. Yani. Yani bilinmesi gerekiyor. Bütün mahallelerimiz artık çok değerli, evet, çok güzel. Hani düzen ama, tertip istiyoruz. Güzellik istiyoruz. Hani belediye başkanları işte sadece seçim süreçlerinde değil, seçimden yani, sonra da özellikle muhtarlarımıza yardımcı olması evet, gerekiyor. Mesela bir Toroslar Mahallesi'ne gidiyoruz. Bir öbür tarafa gidiyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. Mahalle yani tertemiz. Evet. Böyle güzel mahalleye benziyor. Ama buraya böyle baktığında sanki köyün sıradan bir mahallesi. Yani şimdi bir de şunu soracağım. Yaylaya bile benzemiyor. Yanlış anlaşılmasın sorum efendim ama belli başlı Akdeniz bölgesinde özellikle belli başlı mahallelere işte özen gösterilmiyor diye bir düşünce var Mersin'de. İşte bak ben onu söyledim. İşte Müfid İlhan işte, bunlardan biri midir? Evet biridir. Neden gösterilmiyor yani? Neden bu da öbür mahalle gibi olmuyor? Burada yaşayan insanın suçu yok. Evet. Sen Mersin'i güzelleştir, mahalleni güzelleştir. Az önce herkes seni tebrik etsin. Bir azamız dedi ki abimiz burada sadece hani Türk-Kürt olayları değil, ya da Karadenizli değil, vesaire. Burada herkes yaşıyor dedi. Zaten. Burada herkes yaşıyor dedi. Evet mesela, hepimiz. Yani her bu gözle bakılması gerekiyor. Her yerden insan var. Mesela ırk zaten burada öyle bir şey diyor. Maşallah kesinlikle, biz yani bir de tutkun bir mahalleyiz. Birbirimize düşkünüz, birbirimize onu koşarız. Onu zaten net bir şekilde gördük iki gündür. Yani, birbirine bağlı bir mahalle gerçekten. Yardımlaşmayı severiz. Ha, onlar bize biraz ellerini uzatsa biz onlarla beraber her şeyi zaten yapacağız. Amacımız ne? Mahallemiz güzel olsun. Çocuklarımız güzel bir yerde yaşasın. Neden bizim mahallemiz biz Bozca'ya gitmeyi düşünelim? Evet. Ya da başka bir yere taşınalım. Biz mahallemizde nefes alalım. Buraya sahip çıkmak gerekiyor. Evet. Önce vatandaş, sonra evet, mutlar, sonra belediyeler ben sahip çıkacak. Ben mahallemde nefes almak isterim. İster bir Müfid İlhan desinler yani. Terk edilmiş demesinler. Kırsal bir bölge olmaktan çıksın yani. Yani inşallah diyelim muhtarım. Yani, her şeyde gönlünüze göre olsun. İnşallah. Hırsınızı görüyoruz, azminizi görüyoruz. Yüzünüzdeki o gülümsemeyi görüyoruz. Olun, i̇nşallah da burada vatandaşa yansıtırsınız. Vallahi, güzel bir 5 yıl biz sizin olsun diyelim. Biz elimizden gelmeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bize de destek olurlarsa daha güzelini yapacağız. Hepsi ne için? Güzel bir nefes, güzel bir dünya. Tabii evlatlarımız için. Çocuklarımız, işte çocuklarımız güzel için, bir ortamda yaşasın diye yani. Büyüklerimizin. Çöplükten çıkalım. İnşallah efendim. Teşekkür ederiz Sayın Azam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet Sayın Azam'ımızla birlikte olduk. Bir güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Gerçekten Müfide İlhan şu ana kadar birçok bölgeye gittik. Birçok mahallemizde vatandaşlarımızda. Bu kameraya mı? Buraya bakıyorum. Üçüncü haftamızdayız. Üçüncü haftamızın ikinci gününde ya birçok mahallemizde muhtarlarımızla konuşuyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Vatandaşları dinlemeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten güzel bölgelerimiz var. Mersin'imizin her bir bölgesi, her bir mahallesi gerçekten kayda değer. Misafirlerimiz de buradalar. Kendileriyle sohbet edeceğiz. Soralım arkadaşlarımıza. Varsa misafirimizi alacağız. İlgilenecekler hocam, ilgilenecekler arkadaşlar. Arkadaşlar ilgilenecekler sizinle. Biz de yayınımıza devam ediyoruz. Müfide İlhan Mahallesi'nde canlı yayınımızla Halk Meclisi olarak sizlerle olmaya devam ediyoruz ve misafirimizi alacağız birazdan. Misafirimizi alabiliriz. Varsa misafirimizi alalım. Şöyle soluma doğru gelirseniz hocam. Şöyle soluma doğru gelirseniz. Günler, şöyle gelin kameraya doğru. Sizi tanıyalım efendim. Ben tutarım. Ben tutarım efendim. Turankına mahallenin 37 yıldır mahalledeyim. Mahallenin bir hiçbir taş üstüne taş konulmadı. Önce şimdi muhtar ve diğer şey yetkililerden. Tabii şimdi geride bıraktığımız evet, dönemlerde belediye başkanı da değişti artık. Muhtar evet, da değişti. Biz artık bugüne bakacağız. Bugünden evet, sonrasına bakacağız. Mahalleli evet, şimdi, olarak şikayetlerinizi tabii ki dinleyeceğiz. Şimdi doğalgazımız yok. Doğalgaz yok burada. Komple mi yok yoksa tek komple tük? Komple yok. Komple hiç yok, girmedi buraya. Hiç girmedi komple. Doğalgazımız başvuruda yok, bulunuldu mu hiç? Başvuruda bulduk. Bulunduk. Şey yapmadılar. Bununla ilgili bir çalışma hiç yapacaklardı. Hiçbir çalışma yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Artık mahallemizin hiçbir yani şeyi okulu yapılmadı mesela.
Burada en yakın okul nerede? En yakın okul Ahmet Şimşek Okulu. Bayağı bir geride o da. O da yıkıldı. Şimdi nereye gidiyor çocuklar? Şimdi yanında yapılan ortaokul var. Ortaokuldan oraya gidip geliyorlar. Oraya gidip geliyorlar. Bu da zor oluyor tabii çocuklar. Zor oluyor. Ama tabii okul yapmak da çok da kolay bir şey değil. Ama en azından bir ulaşım anlamında çocukları... Ulaşımımız yok. Sorunu çözülebilir. Dolmuş yok. Dolmuş geliyor. Otobüsler saatte bir geliyor ama... Yakalayamadın gitti. Ya yürüyerek gideceksin veyahut da artık bekleyeceksin, zamanın geçecek. Tabii o mesafede uzak olduğu için beklemeniz de bazen işlerinizi kaçırmanıza neden oluyor. Bu sıcaklarda durma. Bunun başvurusu yapıldı mı belediyeye? Başvurusu yapıldı da işte. Saatler konusunda yapıldı. Yapıldı. Yani inşallah onlar da bunu görmezden gelmeyecektir. İnşallah. Yani. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? İşte söylemek istediğim yani... Bu mahalleye şimdi bir muhtar şey yapıldı. Değişti. Yeni bir muhtar Hülya Hanım geldi. Hülya 4 ay geride bıraktı. İşte şimdi çalışmalarını yapıyor. İnşallah bundan sonra iyi olur. Tabii sizler de muhtarımıza yardımcı tabii olacaksınız. Ne demek, birlikte tabii, bu işi çözüp tabii. Güzel bir müfide ilhan için mücadele edeceksiniz. Evet, hep birlikte. Çünkü burada herkese bir görev düşüyor. Tabii herkesin yani sadece muhtarın görevi değil. Herkesin görevi bu. Yani her şey çocuklarımız için dedi tabii, muhtar. Tabii inşallah. Herhalde sizler için öyledir. Peki, teşekkür ederim. Taziye evimiz yok. Evet. Yani herkes... Sokaklarda taziye şey yapıyor. O şekilde. İnşallah muhtarımız bunların hepsini çözüm edecektir. İnşallah. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür sağ olun. Ederim. Kolay gelsin. Sen sağ olun. Evet, vatandaşlarımızdan mikrofonu uzatmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız beni uyaracak misafirimiz olduğunda biz Müfide İlhan Mahallesi'nde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sayın Hülya Acar muhtarımız ve azalarımız ve vatandaşlarımız da mahallenin sorunlarını birinci ağızdan sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii her bir mahallenin sorunu var. Ben Toroslar'da yaşıyorum. Toroslar'da da bir muhtar değişimi gerçekleşti. Yani muhtarlıklarda da taraf olabiliriz. Bizim tercih ettiğimiz muhtar adayları da olabilir. Tercih etmediğimiz muhtarlar da kazanmış olabilir. Ama sonuçta bir aday kazandı ve o mahallenin muhtarı oldu. Şimdi biz neredeyiz? Müfide İlhan'dayız. Hülya Acar muhtar olduysa o zaman herkes Müfide İlhan'da herkes Hülya Hanım'a saygı göstermek zorunda. Misafirimiz mi var? Alabilirim, alabilirim. Gel amcam gel, şöyle gel. Alabiliriz. Biz bu yüzden buradayız. Vatandaş için buradayız. Evet. Onlara sesini duyurmak için buradayız. Siz tanıyın. Ben sorayım efendim. Siz tanıyalım. Ben adım Basri Demir. Evet. 54 yıldır bu mahallenin... 54 yıldır. Yaş kaç amca? Ben 70 yaşındayım. 70'e maşallah. 16 yaşında buraya geldim. Bizim bu mahalle varken Mersin'de doğru düzgün mahalle yok. Burası ilk mahallelerden bir tanesi. Evet. O bir şöyle, çok uzaklaşmayın. Gelin şöyle. Şimdi bakıyoruz her tarafta. En basitini söyleyeyim. Eski fuar alanının halini görüyorsunuz. Başka yerlerde hobi bahçesi yaptılar. Bizim buraya yapmıyorlar. Bak, urdalık halinde, pislik halinde. Telefonlar kesiliyor. Evet. Elektrik kesintisi sık sık burada oluyor. Yaz aylarında bu çok sık oluyor birçok mahallede. Hayır, bizim mahalle burada gelen, daha mı sık oluyor? Şimdi nedir biliyor musunuz? Bu mahalle kenar mahalle diyorlar ya. Yani görmezden geliniyor. Bakın, siyasetçisi, belediyecisi, gariban diyorlar ya. Hani ücra şeylere diyorlar ya mahalleye. Elin tersiyle itiyor. Kim gelirse gelsin. Ben burada bu kadar belediye başkanı gördüm. En son bize geliyorlar. Ya da gelmiyorlar. Ya da seçim zamanında geliyorlar. Ben 3 dönem muhtar azalığı yaptım. 16 yaşından beri ben bu mahalledim. Yaşım olmuş 70. Emekli memurum. Şimdi kimseyi karalamıyorum. Kimsenin de makamında gözümün tabii yok. Ama şikayet de ama yani halk şikayet olarak. Şikayet etmek de benim hakkınız, doğal evet. Hakkım. Şimdi ben vatandaş şimdi olarak bakın. Dinliyorum. Şimdi taziye yeri söyledik. Yapılmadı. Burada. Doğalgaz istiyoruz, es geçiyorlar. İşte şudur budur, eften püften. Peki gittiğinizde doğalgaz için, şimdi her yere yapılmaya başlandı. Ne diyorlar? Şimdi bakın, biz daha önce müracaat ettik. O zamanlar şu kadar kişi diyor, abone yapın diyor. Tamam, belli bir sayı olması şimdi gerekiyor. Şimdi iki muhtarımız gitmiş, demiş böyle böyle. Nereden gelecek? 3 Ocak Mahallesi'nin oradan gelecek. Gitmiş müracaat etmiş, o şeyde firmada demiş ki, biz şu anda deprem bölgesindeyiz. Ne kadar maliyeti demiş, şu anda abone 3,5. Doğru mu? Demiş, bunu söylemiş. Ama sen ne zaman buraya geleceksin? O zaman 3,5 olacak, 5 veya 7 tabii, neyse. Fiyatlar artacak o zaman. Oradan gelecekmiş. Tamam, başka yere geliyor. Başka illeri görüyoruz. Oraya yapılmış. Adamlar doğalgazı harıl harıl yani kullanıyor. Buraya sanki kasten gelmiyorlarmış gibi mi düşünüyorsunuz? Ya burası işte ne derler, yetim çocuklar gibiyiz. Yo, öyle düşünmeyelim. Yok, öyle düşünmeyelim. Yok, ben böyle haklısınız düşünüyorum. Haklısınız vatandaş olarak ama inanıyoruz şimdi ki bizim buraya düzen, ne bu diyorlar? Sistem kenar mahalleye varoş diyorlar. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Hozlu yokken, Vezitli yokken bizim burası bu vardı. Mahalle vardı. Toroslar yokken bizim bu mahallemiz vardı. Ama en çok da hor görülen bizim mahalle evet, diyorsunuz. Evet. Gidelim Çevik Kuvvet'in oraya hobi bahçesi yapılmış. Evet. İş yere sesleniyorum şimdi. Orada güvenliği var. Kamerası var.
Bak ve yer istiyorsa benim burada var. Eski fuar alanına gelsin. Benim arkadaşım oradan 250 liraya kiralamış. Aylık 250 lira para ödüyor. 40 metre oturumun evet. içine bir kulübe koymuş. Yapsın ben de tutacağım. En basitini gelsin yapsın oraya. Buraya da ben yapsın de tutacağım. Diyorsun. Tabii ki canım. Ben vatandaş olarak isteme hakkım yok mu? Evet tabii ki. Çıkalım bakalım şimdi çekim yapacaksın. Belki görürsünüz. Pislik içinde kum, toprak doğmuş. Camcum ses geliyor. Toprak geliyor. Ya şimdi Mersin'in girişi burası arkadaş ya. Yakışıyor mu ya? Mersin evet. güzel şehir ama girerken bakacak güzel şehir miymiş? Tabii şimdi belediye değişen belediye başkanları da var. Muhtarlıklar bak, değişmeye kardeşim, başladı. Bunlar işte birlikte. Bakın sağ olsun. Doğru haklısınız o konuda. Şimdi bu başkan bak kaç başkana söyledik. Buraya otobüs şeyi kurdu. Durak sistemini kurdu. Teşekkür ettim. O yönden teşekkür ettim. Burada biraz yağmurlama hattı. Buraya en fazla Mersin'de sel basan yer bizim mahalle. Evet. En çukur yer bizim mahalle. Ücra mahalle. Sağ olsun biraz şey yaptı. Çalışmalar başlattı. Bir kısmını yaptı. İnşallah daha şimdi bakın şeyin üstünde duvarların üstüne bakıyorsun. Betonlara bakın kenarlarına görürsünüz. Ne biçim beton yapılmış? Bunlar tabi daha önce yapılmış betonlar. Birkaç işte seçimden önceydi. Kim olursa olsun. Yok ben şeyden bahsetmiyorum tabi. Şimdi bak şikayetim şu kardeşim. Buraya belediye bir ihale veriyorsa. Devlet bir ihale veriyorsa. Bunun da peşinde koşmak zorunda. Hayır yanında. Denetleyici bir i̇şte memur olması yani. Gerekiyor. İyi denetlemek gerekiyor. Tabii yanında canım durması şimdi gerekiyor. Adam vermişler ihaleye başıboş yapıyorlar. Ne yaparsan yap demişler. İstediği gibi yapıyor. Ne vatandaşı dinliyor ne şeyi. İş bittikten sonra gelsin belediye çekim yapsın. Nerede eksik var? Benim hakkım değil mi? Tabii burada yaşayacak olanlar sizlersiniz. Tabii, sizin de fikirlerinizin alması tabii gerekiyor canım, tabii şimdi ki. Ben bu mahallenin en eskilerinden diyeyim. 54 yıllık bu mahallenin eskisiyim. Ben bu mahalleye 16 yaşında geldim. Ben burada oturuyordum. Ben askere giderken 74'te bura ormandı. Şurası evet. ormanlıktı. Şimdi her taraf taş oldu. Sanayi yoktu o zamanlar. Sanayi de sona yaptılar. Ama şimdi vatandaşın sözünü dinlemiyorlar. Bir toplantı yapıyorlar. Mesela almıyorlar. Açık oturum yapsınlar kardeşim. Çağırsın mahalleye ya. Kim olursa olsun. Kaymakam, vali, belediye başkanı. Çağırsın vatandaşı toplasın. Açık oturumda konuşalım. İşte ya biz, kendisi gelsin. İşte bu yüzden size mikrofonu uzatıyorum. Şimdi şunu söylüyorum. Ben belediye başkanlarına söylüyorum. Hangisi olursa olsun. Buraya gelsin, yüz yüze vatandaşla görüşsün. Büyükşehir'e de söylüyorum, Akdeniz'de de. Vatandaşın şikayetini dinlesin kardeşim. Seçimde oy istemeye geliyorlar. Ama seçildikten sonra bir tanesi gelmiyor. Hiç geldiler mi seçimden gelmiyorlar sonra? Gelmiyorlar işte. Ben sana söylüyorum. Hiçbir tanesi gelmiyor. Hele gelsin bakalım. Arkadaş sor bakalım. Sizin şikayetiniz ne? Eksiniz bak. Telefon kesiliyor. Bu şeyden, uydudan kaynaklanıyormuş. Ya yakınındakine konuşamıyorsun. Söylüyorsun, es geçiyorlar. Sürekli elektrik kesiliyor. Bu ne ya? Şimdi benim mahallemde kesin elektrik hiçbir yerde kesilmiyor. Çözüm odaklı olacağız. Şimdi siz vatandaşsınız, haklısınız. İsyan edeceksiniz, isteyeceksiniz. Ama kime gideceğiz o zaman? Eğer biz sesimizi duyuramıyorsak belediye başkanlarına. Şimdi, muhtarımız var değil mi? Şimdi yeni değişim. Muhtara sizle birlikte, muhtarla birlikte olarak birlikte mücadele edeceksiniz. Ya bu kardeşim eksikleri randevu vermiyorlar ki ya. Şimdi bir daha gideceksiniz. Vermedim bir daha. Vermedim bir daha. Peki ben de size soruyorum. Siz televizyon kanalı olan siz de bize aracı olun o zaman. İşte biz bu yüzden buradayız. Tamam. Bu yüzden buradayız. Biz ya kendiler gelsin. Tamam kendi kabul etmiyor vatandaş oraya gitti. Şimdi biz sizinle konuşuyoruz değil mi burada? Tabii ki. Bunu böyle bırakıp gitmiyoruz. Devamında diyoruz ki bakın böyle böyle bir sorunları var bu mahallelerin. Arkadaşım bakın. Bunu tekrar belirtiyorum. Mülki amir ne demek? Kendilerin mülki amir şu an. Evet. Doğru mu? Kentin mülki amirleri. Mahallenin sorumlusu. Evet. Buraya gelecek, toplayacak vatandaş. Muhtarımıza söyleyecek ki topla ben oraya geliyorum. Burada vatandaş onu kendi anlatacak. Abi. Vatandaş soruyu soracak. Cevabını kendi verecek. Bu iş neden yapılmıyor? Sebebi ne? Açıklama yapacak canım. O bir tarafla yaparken iyi de benim mahalleme gelince. Şimdi bu şimdi şöyle söyleyeyim amca. Gerekçesi ne ya? Belediye başkanlarımız elbette ki gelsinler burada. Gelsin sizlerle birebir yüzle konuşsunlar. Pazar kuruluyor. Elbette. Pazar... Ama şunu da söyleyeyim. Bu buradaki söylediğiniz her şey belediye başkanlarına ulaştırılıyor. İnşallah yani bir de o gözle bakın. Bakın benim adım Basri. En azından bir faydası olsun benim size. Benim adım Basri Demir. Kimseden çekinmiyor. Kimseyi karalamıyorum. Kimsenin makamında gözüm yok. Ben vatandaşım istediğim, diyorsun. Ben bir vatandaş olarak 54 yıllık mahalle sakini olarak kendilerinden rica ediyorum. Ya kendiler çağırsın gidelim ya, da onlar buraya, buraya gelsin. İki alternatif var. Biz de buna vesile olmuş olalım. Biz vatandaş olarak istiyoruz bunu. Şikayetlerimizi dile getireceğiz. Bunların hepsini biz iletireceğiz merak etme. İnşallah. Hepsini iletireceğiz. Benim temennim o. Ben adım bu. Ben çekinmiyorum. Söylüyorum. Şu an emin olun hepsi izliyor. Aha. Hepsi de şimdi, sizin bu sorunlarınızı bu not ediyor. İstiyorsanız burada konuştuktan sonra. Tabii bakacağız. Ha
götürelim orada. Bahsettiğiniz o eksiklikler neresiymiş onları da alacağız. Ben hazırım. Evet. Orada bakacağız. Zaman konuşmaya, bunun da ispatını yapmaya hazırım. Ve bizzat bu sorunları kendilerine ileteceğiz biz. Tabii ki canım. Nedir, ben yalan mı söylemişim, baksınlar. Evet. Nerede şeyse gözüyle de görsünler. Hayır, bu vatandaş yalan söylüyor. Biz de görmek isteriz. Tamam, bu vatandaş yalan söylüyor deme hakkı yok. Çünkü göstereceğim kendini. İşte buranın sebebi bu. Aynen. Sel basıyor, burayı basıyor. Buradaki mağdur, vatandaş mağdur oluyor. Evet. Yani kanallar, buraya yağmurlama attı diyoruz. Ha, yapıldı biraz ama tamamı yapılmadı. Yapılacaktır. Her sokağa yapılması gerekiyor. İlla ki yapılacaktır. Özgür, yani, yağmur, tabii. İşte bunlar istekle başlıyor. Ama bak arkadaşım, İstemekle buraya başlıyor. Bakın. Şimdi şeye girdi, elektrik hattı yapıldı. Dediler ki elektrik şeyleri yerin altından geçecek. En az 20 yıl oldu, geçti de. Nereden geçti? Hani niye yapılmıyor? Devletin de özelleşti. Hani özel yaptırsın. Şimdi acaba belediye başkanları Müfide İlhan Mahallesi'nin sorularını nereden bilebilir? Kimden bilir? İstersen bilir değil mi? İşte bu yüzden muhtar var. Bu yüzden bakın, sizler varsınız. İsteyeceksiniz. Bakın, isteyeceksiniz. Hep isteyeceksiniz. Bakın şimdi. Siyasetçiler ne yapıyor biliyor musun? Tamam yaparız. Kolay. Yapmıyor mu? O zaman bir daha gideceksin. Seçildikten sonra bakın milletvekili de olsun belediye. Seçildikten sonra buraya uğramıyor. Hadi eyvallah i̇şte, koçum. Onların cezasını da sizler keseceksiniz. Ondan cezası ya, sizler tamam, keseceksiniz. Bir daha gidin, bir daha gidin, bir daha gidin. Yapmıyorlar Almıyor, mı? Kabul etmiyor. Yapmıyorlar mı? O zaman ona göre hareket edeceksiniz tabii ki. Tamam da bizim sesimizi kim duyuracak? Siz duyuracaksınız. Biz duyuracağız. Işte, duyuruyoruz amca. Tamam. Siz de bir toplantı yapın. Açık oturum yapın. Yapıyoruz tabii ki. Yok. Her zaman yapıyoruz. Öyle de olsa televizyon kanalında açık oturum yapın. İşte açık orada oturum hocam. Yok. Başkanlar da mı olsun? Çok memnun oldum. Başkanlar da mı olsun? Bak. İlk defa böyle bir şey oldu. Sağ olun, var olun. Eğer bizim sesimiz olacaksanız size ayrı ayrı teşekkür ederim. Olacak tabii ki, illa ki olacak. İnşallah duyarlar. Duyuyorlar ama emin ol amcam. Ya sesimize de inşallah cevap verirler. İnşallah, temennimiz bu. Biz buradayız. Kendiler nerede göreceğiz. İnşallah gelirse da göreceğiz. Zaten yani gelirse, bu bir seçim. Hürmetle teşekkür edeceğiz kendisine. Ama gelmezse de... Tabii o zaman da sandıkta görüşürüz yani, diyorsunuz. Yani sandık için konuşmuyor. Yok tabii ama doğal hakkınız bu. Sonuçta sizler seçtiniz. Ben hizmet istiyorum. Sizler seçtiniz. Ne için seçtiniz? Hizmet için seçtiniz. Şimdi, o zaman hizmet edecek tabii ki belediye başkanlar. Herkes kendine oy veriyordu. Tabii ki. Şimdi sana oy vermiyorsa buraya hizmet yapmayacak mısın ya? Kesinlikle öyle bir hakları yok. Hiçbir oluyor işte. İşte olmaması gerekiyor. Biz oluyor, de bu yüzden buradayız. Sizlerin sesini duyurarak da hizmetleri hızlandırmaya çalışıyoruz. Buradayım, kaç tane belediye başkanı gördüm? Sayayım sana. Kaya Mutlu'dan başlayayım. Doğrudur, çıkalım. Doğrudur. Doğrudur amcam. Hani inşallah diyelim amcam. Şura fuar alanıydı. Bak evet. Ben açık söylüyorum, bunu da söyleyeyim. Eski fuar alanının orada bina vardı. Konser veriliyordu bilmem. Ağaçlar vardı. Ağaçlar kesildi bak. Birbirine küstü. İki kişi şey oldu. Mahalle zararını gördü. Yıkmayaydınız kardeşim. Burayı düğün salonu yapaydın. Evet. Nikah salonu yapaydın. Niye yıktınız? Kimin malını yıktınız ya? Evet. Vatandaşın alacağı vardı orada. Orada belediyenin yeri. Şimdi gideceğiz, göreceğiz. Bakacağız, orayı. Bakacağız amcam. Biz diyoruz ki, biz de istiyoruz kardeşim. Hobi bahçesi yapsın, ilk başta ben tutacağım. Bak orada var, kamera buradan var, güvenliği var. Büyükşehir'e de bunu iletmiş olalım o zaman. Müfide İlhan Mahallesi de istiyor. Ben Torosları biliyorum. Yenişehir'de varmış, Mezitli'de varmış. Akdeniz yetim mi ya? Akdeniz'de de istiyorsunuz. Akdeniz'de yok, varsa söylesinler. Benim bildiğim yok. Ben de bilmiyorum. Ha gelsin, yeri var. Yer istiyorsa var. Ha. Şimdi herkes bahane etti. Buraya taze yeri yapılıyor. O diyor ki bilmem yeri yok. O biri diyor ki kardeşim Büyükşehir'in yeri var. Şurada yer var. Ben kendine yer göstereyim gelsin. Yeter ki ama yapacaksın. Yeter ki yapacaksın. Yapanın elini öperim. Yaşı benden de küçük olsa. Niye? Hizmet yaptı diye elini öperim. Ama yapmadı diye de söz söyleyemez. Ben yer gösteriyorum kendine. Buyursun evet, gelsin. Mahallemi de toplayacağım. Arkasında olacağız. Haydi Hodri Meydan. İnşallah diyelim. Sesleniyorum ben İnşallah siyasi diyelim. Yetkililere. Mülki amirlere, bunu kaymakama, valiye, belediye başkanları, Akdeniz, Büyükşehir. Hepsine sesleniyorum kardeşim. Ben bir vatandaş olarak vatandaşlık görevimi yapıyorum. Kendiler de amirse, yetkiliyse yetkisini kullansınlar. Evet. Biz bunları bekliyoruz. Peki teşekkür ediyorum amcam. İnşallah da vesile olsun diyelim. Bizler bizzat izleteceğiz. Zaten izliyorlar. Tamam. Tekrar da dile getireceğiz. Benim, İnşallah da yani güzel hizmetler olsun diyelim. Doğrudur amcam. O amaçla tutmuyoruz zaten. Gelsinler. Doğrudur. İnşallah da yani yine geleceklerdi. İnanıyoruz biz. Bütün belediye başkanlarımız çalışıyor. Bütün mahalleleri de sizin ulaşacaktır. Sizin şeyinizi de şikayetlerimizi tabii, duyarlar biz, değil mi? Kesinlikle amcam. Hiç emin olun o konuda. Abi bizler direkt iletiyoruz biz. Tabii buyurun. Şimdi belediye meclis toplantısı oluyor. Evet. Meclis üyeleri geliyor.
Ama o size belediye meclis toplantısı, o ayrı bir şey o. İyi tamam da vatandaşı da alsın kardeşim. Ama işte bak oradaki belediye meclisi üyeleri sizlerden elde ettikleri o verileri oraya taşıyorlar. Şimdi oraya herkes almaya kalkışamazsınız. Biz de biliyoruz ya. Kaç kere söyledik ya. Hiçbir i̇şte, tanesi dile getirmiyor. Al gülüm ver gülüm. Bak o ayrı bir konu. Dile getiriyor getirmiyor ama oradaki prosedür o şekilde işlediği için. Şimdi o zaman vatandaş da konuşsun. Şöyle bir vatandaşa şey bittikten sonra konferans oradaki toplantı bittikten sonra vatandaşları da dinlesin bir yerde. Onlar şimdi çıksın, bu mahallede meclis üyesi var mı çıksın, amca? Bak meclis üyesinde onlar çıksın biz talep edelim yazılı sözlü. Oraya biz gelelim. Bir de bizi dinlesin ya. Kendi de anlatsın bizi de dinlesin. Meclis üyelerini dinliyor. Meclis üyesi kendi kafasına göre onu. Gelip de hangi meclis üyesi gelmiş de burayı gezmiş? Soruyorum ben sana. Hangi parti olursa olsun. Benim için önemli değil. Benim için mahalle önemli. Şimdi önümüzdeki hafta meclis toplantısı var Akdeniz Belediyesi'nin. İnşallah bunu duyarız. Bizzat bu mahallelilerin sorunlarını hepsine dile getireceğiz. Hepsine söylüyorum. Diyeceğiz ki mahallelilerin böyle sizlerden, meclis üyelerinden bahsediyorum. Tamam. Gidin vatandaşla tamam, konuşun, kardeşim, sohbet edin. Çünkü ben ileteceğim bunları. Başımın üstünde yeri var. İleteceğim hangi parti olursa partiyi ayırmıyorum. Tabii ki. Vatandaşı önemli dinlesin, Akdeniz. Vatandaşın sesini orada duyursun. Kesinlikle ben ileteceğim onu. Oraya seçilip de orada paşa gibi oturmak yok. Ben ileteceğim amca onu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, vatandaşlarımızın şikayetlerini dile getirmeye devam ediyoruz. Akdeniz bölgesinde Müfide İlhan Mahallesi'nde sizlerle birlikteyiz. Sayın Muhtarımız Hülya Acar'la birazdan yine sohbet edeceğiz ama vatandaşlarımızın da şikayetlerini kendilerinden dile getirmeye çalışacağız. Var mı misafirimiz? Arkadaşlara da iletelim. Misafirimiz var? Ay, buyurun amcam gel. Şöyle gel amca. Şöyle bir gel amcam. Sen kameraya doğru dön amca şöyle. Buyur amca seni tanıyalım. Mahallemiz en fazla. Önce bir seni tanıyalım amcam. Kimsin? Hikmet Zekai. Hikmet Zekai. Çekel. Çekel. Kaç yaşındasın amca? 73. Kaç yıldır buradasın? Ben 77'den beri bu mahalledeyim. Maşallah. Ha. Sen o zaman mahalle benim diyorsun. Çok şükür. Peki neler söyleyeceksin amca? Ya bizim burada en büyük sorunumuz taziye. Taziye. Heh. Olmazsa olmazımız diyorsunuz. Yani olmazsa olmaz. Şimdi eski devir gitti çadır gelmez, bilmem sandalye gelmez. Misafir eski gibi misafirler geliyor. Mardin'den, Diyarbakır'dan, memleketten. Eskide ne vardı çevresinde? Tabii bunların hepsini eve de alamıyoruz. Başka bir yere de gönderemiyoruz. Başka yere de gönderemiyoruz ama taziye olsa mevlidimizi rahat yaparız, taziyemizi rahat yaparız. Evet. Gelen otururlar, Hüseyin Fatiha'sını okur, bilmem şey der yani. Çok önemlidir bizim bu taziye. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani inşallah da sessiz duyarlar. İnşallah. Öyle diyelim. Var i̇nşallah. Mı başka bir problemimiz, sorunumuz mahallemizle ilgili? Başka problemimiz genel olan sorunlar diyorsunuz. Muhtar da ilgilenecek zaten. Yani mahallemiz genel çok mahallelerden, şu yukarıdaki mahallelerden yine daha temiz, daha iyidir, sakindir. Biraz sessiz, sakin bir mahalle. Yani, sakindir yani. Hal Mahallesi'nde, Şevket Sümer'den, Gündoğdu'dan falan bizim mahallemiz daha sakindir. İnşallah da daha da güzel gelişerek devam eder. En fazla işte bu bahçeye de şimdi bu parka da bir bekçi gerçi o... Şimdi bir görevli varmış. Bir görevli yeni varmış. Başlamış. Temizlik yapıyor. Gelin burada görevli vardır. Ama en fazla ihtiyacımız taziye. Taziye. Yani. İnşallah da sessizi duyarlar diye. Okulun yanında bir iki kamera mesela taksalar. Bir güvenlik çünkü açısından da. Güvenlik açısından orada çünkü karaman olmuş. Evet. Talebeler okula gidiyorlar. Sıkıntı yaşıyorlar. Koşuyorlar. Sıkıntı yapıyorlar. Orada da bir kamera imadese taksana. Onu da notunu alalım, muhtara iletelim. Muhtara iletiriz bunu, bu sorunu? Muhtara ilettik onu. Onu ben tekrar muhtara hatırlatayım. Muhtara itelettik. Dişlerim dün çektim ya biraz. Yok öyle bir anlamda, sorun değil. Dün doktorda çektim, geçmiş dişleri olsun. Yapacağız. Muhtarın haberi söyledik, ona dedi, söylemişim dedi. Bilmiyorum artık, gene de tabii artık isteyeceksiniz. Tekrar biz de hatırlattırız, muhtarımızı hatırlattırır inşallah da. Bu istekler gerçekleşir diyelim. Çok peki şükür. Teşekkür ediyoruz amcam. Sağ olun. Hadi. Sağ olun amcam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet devam ediyoruz biz Müfide İlhan Mahallesi'nde. Misafirimiz varsa alabiliriz. Alalım misafirimiz. Evet bir öğrencimiz geliyor. Gençlere de mikrofonu uzatmak gerekiyor tabii ki. Şöyle gel kardeşim kameraya doğru. Kameraya doğru. Evet seni tanıyalım bakalım. Ben Damla Taş. Evet öğrencisin. Evet lise öğrencisiyim. Nerede okuyorsun? Mehmet Akif Paşa Sosyal Bilimler Lisesi. Peki gidiş gelişlerde sorunlar yaşıyorsun? Okulum buraya çok fazla uzak. 22 kilometre. Neyle gidiyorsun? 22 kilometre evet. Neyle gidiyorsun? Şu anda pansiyonda kalıyorum. Buraya servis istedik. Servis gelmedi. İşte otobüslerle iki otobüs yapıyorum. Bir de dolmuş ekliyor üstüne. Bu da, hiçbir tabii. Şekilde otobüs gelmiyor yani. Bu yüzden pansiyonda kalıyorsun evet, orada. Evet pansiyonda kalıyorum. Kaçıncı sınıfsın? 9. Bu sene 10. sınıfım. 10'a geçtin. Peki bir servis sıkıntısı yaşadınız doğru. Evet. Onun burada dışında ulaşım çok fazla sıkıntı özellikle öğrenciler için. Çünkü mesela şu anda ben
Lisanslı bir boksörüm, öyle diyeyim. Öyle mi? Bir kulüp mü yoksa? Kulübün. Kulübün. Lisanslı. Özel bir kulübün. Hı-hı. Lisanslı boksörüsün. Hı-hı. Yaş kaç? 15. 15. Kaç zamandır yapıyorsun? Kaç yıldır? Ben bir süre tekvandoya gittim. Tekvandodan lisans aldıktan sonra boksa geçtim. Yani biri karşıma çıksa knockout ederim diyorsun. Yani öyle hemen hemen. Var mı hayaller peki? Mesela şu an Paris'te olimpiyatlar düzenleniyor. Akdeniz Belediyesi'nin bünyesinde Hatip Ebnek, o da bir boksör. Geçen gün de büyük bir başarı elde etti. Var mı öyle hayallerimiz? Yani var aslında. Bir kadın olarak. Aynen. Ve bir kadın olarak öne çıkmak isterim. Gururlandırmak isterim tabii ki diyorsun. Mesela burada şu anda spor salonum Yenişehir'de ve git gelim ben bir saat önceden çıkmam gerekiyor. Antrenmanım akşam 7'deyse ben saat 5'te buradan çıkıyorum. Çünkü otobüs yok, ulaşım sıkıntısı var. İşte ne bileyim bu çevrede herhangi bir yer yok. Şimdi Akdeniz Belediyesi'nin az önce bahsettiğim gibi spor kulüpleri var. Hı hı. Boksörlük kapsamında da spor aktiviteleri var. Muhtarımıza da görüştük mü bu konuyu? Ben evet belirttim. O bizim da... tekrar hatırlatalım muhtarımıza. Aynen. Çünkü belediyenin gerçekten boksörlere de bir ilgisi var. Dediğim gibi başarılı sporcular da var. Sen de onlardan birisi olabilirsin inşallah diyelim. Teşekkürler. İlgileneceklerdir kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü onlar da istiyor ki gençlerimiz spora yönelsin. Başarılı olanların da ellerinden tutup daha da başarılı hale getirsin. Hem kendilerini hem ailelerini hem kentlerini hem de ülkemizi gururlandırsınlar istiyorlar. Evet. İnşallah sen de gelecekte herkesi gururlandırırsın. İnşallah. Dedim. Peki başka söylemek istediğim şey var mı? Teşekkür. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başarılar diliyoruz. Evet, genç bir sporcu kardeşimizle birlikte olduk. Buradan biz de Hoşyar Başkanımıza ve Nuriye Başkanımıza iletelim. Hatip Emre geçtiğimiz günlerde büyük bir başarıya imza attı. Mersin'de boksörümüz, Akdeniz'de boksörümüz gururlandırdı. Bir küçük kardeşimiz de inşallah bu gururu sizlere de yaşatabilir. Kendi mahallesine, ailesine de yaşatabilir. Evet, misafirimiz var ama kardeşimizi mi alacağız? Gel hadi, gel bakalım. Bakalım büyüklerin sorunlarıyla uğraşırken küçüklerimizin ne gibi sorunları var. Şöyle gel bak kameraya doğru. Ben şöyle seni tanıyalım bakalım. İsmin nedir? Defne. Defne. Kaç yaşındasın Defne? 7 yaşındayım. 7 yaşındasın. Nelerle uğraşıyorsun? Okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Kaça geçtin? 2'ye geçtim. 2'ye geçtin. Kocaman kız oldun artık. Peki bu mahallede hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Güzel gidiyor. Ne istiyorsun? Mahalleden ne istiyorsun? Muhtardan ne istiyorsun? Trambolin. Trambol istiyorsun. Zıplayacağım ben diyorsun. Başka bir şey istiyorsun. Havuz istiyor. Evet, çok sıcak değil mi? Kesinlikle bir mahalleye havuz istiyoruz. Tamam, ben bunu muhtara ileteceğim o zaman. Başka bir şey istiyor musun? Bir de çizgi film alanı, sinema. Çizgi film, sinema alanı istiyorsun. Böyle çocuklar gibi böyle gidip çizgi film izleyebileceğimiz kendi yaşıtlarına güzel bir alan istiyorsun. Bunu da ileteceğim ben o zaman. Başka bir şey istiyor musun? Tamam o zaman. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet, küçük kardeşimizin de kendince tabii çocuk olduğu için kendine göre istekleri var. Herkesin istekleri olacaktır. Önemli olan bu isteklerin kısa bir sürede yapılabilirlik çerçevesinde ele alınması. Trambolin istedi kardeşimiz. Bir havuz istedi. Havalar çok sıcak. Yani şu mevkide bir havuz olsa fena olmaz gerçekten çocuklarımız için. Yani görüyoruz çarşıda elektrikli havuzlarda tehlike içerisinde çocuklarımızın yüzmeye çalıştığını ya da işte birçok kez haber bültenlerimizde yer verdik. Derelerde boğulan vatandaşları, yaşları genç, yaşlı olmaksızın, yaşlarına bakmaksızın boğulmaları ekranlara vermeye çalıştık. Tabii bunları da alacağım gelsin misafirimiz. Bunların önüne geçebilmek için inşallah çocuklarımızın bu isteklerini yerine getireceğiz. Şöyle selam gelelim. Aleyküm selam abim, hoş geldin. Siz tanıyalım efendim. Sağ olasın. Ben Mustafa Başpınar. Evet. Mahalle sakinleri en eskilerinden. Yaş kaç amca? Bizim mahallemin. Yaş kaç? Yaş 80. 78. 78 maşallah. 1.80-78 gittik. Gencim diyorsun. Büyük hoş geldin. Evet. Peki amcam, bu mahallenin en çok sorunlarını yaşayan, gören kişisin. Bizim bu mahallenin en çok sorunu bir mahallenin iki sokak sanayiye bağlı. Evet. Bunun aynı bu mahalleye bağlanmasını istiyor. Bir. Bir mahalle, daha söyle amca aynı şeyi. Aynı bir iki sokak, üç sokak. Evet. Üç sokak bu mahalleye bağlı değil. Sanayiye bağlı. Neden bunu değiştirmiyorlar? Bir. Neden istiyoruz peki böyle bir şeyi? O kadar müracaat ettik, söyledik, olmuyor diyorlar. Neden yani? Bunu niye böyle bir şey istiyorsunuz? Bilmiyorum. Mahallenin elektriği var, bizim evde 3 sokak elektrik yok. Elektrik çok kötü. Anladım, elektrik kapsamında anladım. Onun için, bunun trafosunu değiştirmesi için. Bir. İkincisi de bu doğalgaz mahallemize. Neden alınmıyor? Bizden yukarı sonraki yapmış. Mahalleye doğalgaz alınıyor da bizim şimdi mahalleye niye? Başvuru yapılmış herhalde zamanlama açısından. Artık biraz geç mi gelecekmiş? Biz bir soru söyleyelim herhalde. De. İkincisi evet. Mesela taziye binası.
bizden sonraki bina evlere, mahalleye yapıldı. Neden benim mahalleme yapılmadı? Bu mahalle en eski mahalle. Bu yukarı yoldan yukarısı, Akdeniz Caddesi'nden yukarısı bütün bahçeydi. Ben çok iyi biliyorum, portakal bahçeleriydi. Bura mahalleydi. Bu mahalle en geriye kalan mahalle oldu. Neden oldu? Yani. Neden oldu biliyor musun? Bu ne? Onu öğreniyoruz biz. Mahallemizin okulu yıkıldı. Neden okul yapılmıyor? Evet, çocuklar eğitim için uzak yerlere gidip gelmek zorunda kalıyor. Araç yok. Bundan sonra neden imkanın varsa bugün un fabrikası yıkıldı. Bunu lise yap buraya. Al. Gücün mü yetmiyor? İsterse alırlar değil mi? Kesinlikle tabii yani. Ha, almıyorlar. Kesinlikle neden olur. Almıyorlar? Benim çocuğum ta liseye bugün çarşılara gidiyor. Yazık değil mi? Evet. Dolmuşun şu fiyata olmuş. Bunu veremeyen kişiler var bu. Kesinlikle paralar. Doğru haklısınız o konuda. Bunun için bizim sorularımız bunlar yani. İnşallah da çözülür. Abi, İnşallah. Sizin sayenizden. Buraya geldiğiniz için. Bizler buradayız. Yani sizlerin sesini birinci ağızdan sizlerin dinletmek için buradayız. Bunların hepsini belediye başkanları izliyor. Ekipleri izliyor. Sorunları bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz bizler de. Çözülmesini isteriz tabii ki, arzumuz bu. Güzel bir şekilde de inşallah diyorlar ki taziye binasının yeri tamam yapıldı, hemen başlayacak. Şimdi ne olmuş? Şey otopark yeri olmuş. Evet. Yazık daha değil mi ya? Daha önce bu başlanıyor diye yapılacak. Sonra emir çıktı dediler. Ha, giden muhtar öyle söyledi. Emri çıktı hemen dedi başlayacak. Ama başlamadı. Evet. Yok, hiçbir şey yok. 5 devre yaptı giderken 5 devre. Neden yapılmadı? Neyse artık o geçti. Biz artık yeni muhtara bakıyoruz. Aynen. Yeni muhtarla birlikte inşallah yapılır diyelim. Bize zaten ona güveniyor bakayım. Bu yüzden seçtik diyorsunuz zaten. Her zaman için yanındayız. Çağırsın gidelim olacaksın. Beraber. Aynen, birlikte olacaksınız. Tabii. Muhtar şikayetini yapacak ama siz de şikayetinizi yapın. Dile getirin. Yapmıyorlar mı? Bir daha yapmalım. Bir daha. Aynen. Emin olun onlar da artık ben devamlı hazırım. Yapacaktır. Evet. Her şey için. Bu mahalle yapılsın. Niye yapılmıyor? Ne yapılırsa çocuklarınız için, evlatlarınız için, sizler için. Hele bir hasa okulu yıktın. Mesela neredeyse bir sene oldu değil mi? Tabii oldu abi. Bu ama okul neden yok. Yakılmıyor? Okulun bu istirahat zamanı, boşluk zamanında şimdi neden bu okul başlamadı? Şimdi yapılması ne zaman yapılacak? Evet. Yarın okul çocukları okula başladığı zaman nereye gidecek? Başladı mı gider. Şimdi belediyeler de yeni değişti, Akdeniz de değişti. Tabii. Onlar da diyor ki ya bize en az bir yıl verin, biz üstümüzdeki o kamburu bir temizleyelim, kaldıralım. Aynen. Sonrasında kalan süreçte de inşallah bütün mahallelilerin, vatandaşların sorunlarını çözeceğiz diyor. Biz de öyle onlar da öyle söylüyor. İnşallah, yani inşallah. Birlik beraber. Onun için yani. Neden olmaz? Yani inşallah öyle söylüyor. İsterlerse olur. Hani mahalle evet bir ara bir taş yapma bilmem ne ayağından onun için epey mahallede çamur, toz, külfen. İnan ki neler oldu. Çektik ya. Hele benim de dört köşe evim ora yani kapıyı açamaz ol dedik ya. Size meclis toplantılarını canlı yayınlıyoruz biz belediyelerin, bütün belediyelerin. Oraya gittiğimizde meclis üyeleri bunları aslında belediye başkanlarına iletiyor. Mesela isim verelim. Diyelim ki işte Müfid İlhan Mahallesi'nde sayın başkanım diyorlar. Vatandaşım böyle bir sorunu var diyorlar. Evet, en güzeli var. Buna rağmen çözülmüyorsa o zaman bir daha. Çözülmedin bir de olmuyor mu? O zaman güle güle diyeceksiniz sizler de. Bu sizlerin doğal hakkınız yani. Zaten denildi. Evet. Yapmıyorlarsa güle güle diyeceksiniz. Yapanı da baş tacı edeceğiz. İnşallah da yaparlar. Bunlar meclis toplantılarında da dile getiriliyor. O yüzden diyorum muhtarımıza tüm şikayetlerinizi dile getirin. Meclis üyelerimizle birlikte olmaya çalışın. Onlara dile getirin. Bunların hepsi bir şekilde iletiliyor başkanlara. İnşallah. Bundan sonrası artık geçmişi bu geride bırakıyoruz. Bundan sonra nasıl hazırım. Güzel şeyler olur. İşte o yüzden muhtara yardımcı olun. Tabii. Birlikte bu işi sizler çözeceksiniz. İnşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, sorunları aktarmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hemen hemen hepsinin ortak bir beklentisi var. Onları dile getireceğiz. Var mı misafirimiz? Buyurun hocam, buyurun şöyle gelin. Şöyle kameraya doğru çevirirseniz. Buyurun sizi tanıyalım. Ben Osman Tüccar, bu mahallenin sakinlerindenim abicim. Bizim mahallenin sorunu her şeyden önce uyuşturucu çok fazla. Burada hala devam Burada ediyor. Hala var. Emniyetle mobese, görüştünüz mü? Emniyetle görüşüyoruz. Emniyet geldiği zaman çocuklar kaçıyor. Buraya tabii. Bir mobese taksınlar. Bir mobese. Ne bileyim buraya bekçi koysunlar. Bu önemli ama. Yani. Bu önemli yani. Önemli tabii yani. Parkı marka geçtim. Çoluk çocuğumuz hepsi uyuşturucuya düşmüş vallahi. Akşam gelin buraya. 20 tane genç. En büyüğünün yaşı 18, yani, cepleri uyuşturucu dolu. İşte hep şu şekilde anlatılır. Akdeniz eskisi gibi değil, uyuşturucudan artık kurtarıldı gibi anlatılıyor ama demek ki hala devam ediyor. Kurtarılmadı, hiçbir şekilde kurtarılmadı. Emniyet gelip en azından şuraya sahip çıksın. Ayda bir polisimiz çağırsak geliyor, yoksa gelmiyor vallahi. Şuraya bekçi koyuyorlar, bekçi geliyor şuradan şöyle bir dönüyor gidiyor. Bitti, tabii o da kendince, kendi güzergahında gidiyor ama yeterli olmuyor. Yeterli olmuyor. Yani çocukların üstünde arasa bir parça daha yakalasalar gidiyorlar içici diye bırakıyorlar çocukları. Tabii yani yasalar kim? Çerçevesinde tabii o iş biraz karışık olduğu için bir şey de diyemiyorum ama. Karışık da şuraya polis sürekli gelse bunun, bak bu evet. Çocuklar buraya gelemez. Bu bayanlar burada oturamıyor mesela akşamları. Çoluğunu çocuğunu çıkaramıyorlar.
Yani inşallah bu sorun bir an önce çözülür diyelim. Önemli bir sorun inşallah gerçekten. İnşallah çözülür de zannetmiyorum çözüleceğini. Yok yani şimdi şöyle. Sonuçta eski bir yönetim vardı. Gitti, yeni bir yönetim geldi. Onların da çabasıyla. Onların da çabası olacak. Yeni bir muhtar var, onun çabası olacak. Vatandaşlar olarak sizlerin çabası olacak. Sonuçta bu sorun hepinizin sorunu. Doğru. Sizlerin sorunu. Doğru. Sizin evlatlarınızın sorunu. Doğru. Şimdi bir aile bir evladının kötü yola düşmesini ister mi? İstemez. Bunun için mücadele etmesi gerekiyor mu? Etmesi. O yüzden devam edin. Etmeye devam edin. Zaman bile emniyet yani üstünde delil bulamadığı zaman bırakıyor. Tabii şimdi onlar dediğim gibi yasalar çerçevesinde hareket ediyorlar ama nedir? Bir gözdağıdır sonuçta. Biliyorlar kimi kullandığını onlar da çok iyi biliyorlar. Evet. Ama götürüyor emniyete. Emniyette savcıya çıkıyor. Anladım. Bırakılıyor yani. Yani inşallah bunlar kısa sürede çözülür diyeceğim ama bunlar uzun vadeli çözümler tabii ki. Her şey evlatlarımız için. Vallahi teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Bir abimiz de bu mahalledeki farklı bir soruna değindi. Gerçekten bu bölgelerde bazen bu sorunları geçmiş dönemlerde daha çok yaşanıyordu ama şimdilerde hala varmış. Evet yine bir misafirimiz var. Şöyle alalım. Efendim hoş geldiniz. Sizi hayırlı tanıyalım. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Songül Falar. Evet. Ben 22 yıldır mahalledeyim. 22 yıldır ama evet. Ama hiçbir ilerleme olmadı. Allah bin kere razı olsun. Yeni şimdi iki muhtarımız ilgilenmeye başladı. Biraz biraz rahatlayacağız inşallah. Var mı böyle bir bahsedilecek bir eksik sizce? Evet. Genelde hep aynı şeyi söylüyorlar ama farklı bir isteğiniz var evet, mı böyle? Eksik. Doğalgaz. Büyük şey. Yani artık değişti devir. Doğalgaz evet. Olmazsa olmazsa. Olmazsa olmaz. Bir tüp olmuş. Evet doğru. Bir olmuş. Evet. Bugün doğalgaz gelse biz evet. Onun dörtte birini, beşte birini belki ödeyeceğiz. Artı bir de bizim bu mahallenin karşısında belediyenin boş alanı var. Oradan toz, pislik bütün mahalleye evlerimizin içine giriyor. Oraya alışveriş merkezi yapsan, ondan sonra kültür parkı yapsan, ne bileyim bir şeyler yapsan orayı bir temize çıkarsan. Daha getirmişler oraya, nerede bir pislik varsa getirip oraya yığıyorlar. Artı oraya çeşit olmuş. Anladım. Yani inşallah çözülür diyelim. Temennimiz evet, önde. İnşallah çözülür yani. Evet. İnşallah diyelim. Artı bu benim ev yolun kenarında. Sanayi yolunun kenarında. Yağmur yağdığı zaman arabalar hiçbir tanesi çarşıya gelemiyor. Anladım. Bu, yani buna en azından bir çözüm bulunsun. İşte burada vatandaş olarak muhtarımızla birlikte inşallah bir baskı kurarak belediyemize evet. Hakkınız olarak evet. İnşallah. İşte biz bu yüzden buradayız ama. İşte bu yüzden buradayız işte. Çünkü bizim çok sorunlarımız var. Biz sizi konuşturuyoruz evet. Ama böyle havada bırakmamaya çalışıyoruz. Evet. Talep ediyoruz. Bakın diyoruz Müfid İlhan'daydık bugün diyeceğiz mesela bugün evet. Başkanlarımıza. İnşallah. Vatandaşların böyle sorunları var. İleteceğiz bunu. Burası Mersin'in üvey evladı. Kesinlikle. Mahallemizde cenaze oluyor. Evet, taziye evi kapsamında taziye bir sorun oldu söyleniyor. Çünkü yazın gene neyse ama kışın yağmurda, çamurda millet ortada rezil oluyor. Kesinlikle. Yerimiz var. Gelsen en azından bir taziyevi yapsınlar. Millet rahat etsin. Yani ben taziyevinin önemini ben Mersinliyim. Aladağ köyündenim. Evet. Orada bir taziyevi yapılmıştı. Muhtarımız sağ olsun yardımcı oldu. İmece usulü vatandaşlar da yardımcı oldu. Yani taziyevinin gerçekten bir mahallenin olmazsa olmazı olduğunu ben orada gördüm. Ya evet. Ben de, olmazsa olmazmış gerçekten. Ben de Adıyamanlıyım. Adıyaman'ın köyündenim. Bizim köyümüzde bile taziyevi var. Köyümüzde. İşte onu diyorum. Bizim evet. Köyümüzde de var. Evet. Ama evet. Ne kadar önemli bir şey olduğunu çok, görüyorsunuz. Çok önemli. Evet. Bir de mahallede. Yani kış döneminde çok önemli. Yani sadece cenazede değil birçok farklı evet. Etkinlikte evet. O taziye evleri kullanılabiliyor. Evet. Tabii ediyoruz. Bizi de görsünler yani. Evet. İnşallah biz diyelim ablam inşallah. Evet. Temennimiz bu yönde. Belediye başkanları değişti, muhtarlar değişti. Artık bundan sonra ya iş biraz da vatandaşlara düşüyor. İsteyeceksiniz. Doğalgaz olsun. Ondan sonra bu sel. Evet, afetlerde burası olsun. Biraz sıkıntılı bir bölgeymiş. Bu karşı boşluk belediye ait olan oraya en azından bir şeylerin yapılıp temizlenmesi şimdi lazım. Geçtiğimiz günlerde belediye başkanları da bu afetlerle ilgili evet. Bir çalışma başlatıldığını dile getirmişlerdi. Tabii bu çalışmalar daha da geliştirilecek. Yavaş yavaş her şey yerine oturacak diyelim. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. Evet yayınımız devam ediyor. Müfide İlhan Mahallesi'nde sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Canlı yayınımızda. Vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah da bizler de bu konuşmaları belediye başkanlarımıza bizzat ileteceğiz ve sadece Müfid İlhan'da değil gittiğimiz her mahallede mikrofon uzattığımız her bir vatandaşın sorunlarını da belediye başkanlarımıza yetkililere iletmeye çalışacağız. Evet misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Varsa eğer sohbet edeceğimiz arkamda bir abi. Ben Mersin Müfid İlhan şöyle Mahallesi'nden siz Ahmet tanıyalım. Durmaz. Sizi yani, burada gördün de ben dedim herhalde geçiyor. Evet, yok. Sorun çok.
Sorun bitmez. Eğer seçim sorun zamanı bitmez. O yürekli insanlar gelip burada böyle elini konuşanlar varsa bugün de konuşacaklar. Seçim bitmiştir. Seçimden sonra gelsinler. Milletin içine milletin sorunlarını da dinlesinler. Kesinlikle. Onu da bir önce onu öğrensinler. İstek çok. Eksik çok. Bugün buranın ta Kazanlı bizden 20 kilometre uzakta. Git Kazanlı'ya bakın. Gelin Müfide İlhan'a bakın. Bu mudur adalet? Burası bu mudur bir insanlık? Üvey evlat modunda. Demek ki gelmiyorlar. Demek ki yüzleri yok ki gelsinler. Yüzleri şimdi olursa gelsinler. Başkanlar değişti. Kim olursa olsun. Başkanlar diyor ki biz olsun. Yok şöyle. Siyaseten söylemiyorum onu. Şimdi belediye başkanları değişti. İki eş başkan biz geldi. Biz buraya hizmet istiyoruz. Buraya şu onlar anda yetkililere sesleniyorum. Onlar da diyor ki bize biraz zaman tanıyın diyor. Değiştik diyor, üstümüzde bir kambur yüküyle dolaşıyoruz diyor geçmiş dönemlerden diyor. Onlar temizledikten sonra bütün mahalleye her bir vatandaşa dokunacağız diyor. Tamam zaman tanı buraya gelip bir 20 dakika konuşması çok mu? Gelecekler bizi ama yok gelecekler. Biz biliyoruz mahalleleri biz geziyorlar. Biz de diyoruz ki zaman arkadaş size şu tarih biz de o tarihe kadar yok, 4 gözle bekleyelim. Şundan emin olun rahat olun belediye başkanlarından biz de işin takipçisiyiz geziyorlar. Buraya da geleceklerdir. Onlar buraya da gelecekler. Tamam da kaç aydır seçim olmuş ya buraya bir 10 dakika uğramalar zor bir şey mi? Haklısınız o konuda ama işte dediğimiz gibi bazı şeyleri öyle planlayarak gidemiyorsunuz eksiklerimiz ama gelecekler. Yok. Gelecekler. Biz iletiyoruz. Buranın, biz iletiyoruz. Bütün Mersin'de doğal gaz gelmeyen yer var mı? Burası çarşıya kaç kilometre? Kesinlikle yakın bir yer ama bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Yani eksiklerimiz yok. Haddi hesabı yok eksiklerimizin. Bugün benim torunlarım dede bizi parka götür diyor. Ben şuradan 8 tane torun parka getirdiğim zaman utanıyorum. Hani park ya? Bu çocuk parkı mı Allah aşkına? Şu biraz zamanda. Daha geliştirilmesi gerekiyor. Tabii, oyun alanlarının biraz daha artması gerekiyor. Yani bu parkın etrafına bir iki metre bir tel komple çevrilse. Gençler hali yani çocuktur. Buradan topu tabii, alıp senin arabanı yola burada. Çıkabilir. O yetkilinin arabası burada olsa biri topu atıp vursa kabul eder mi? Evet bir etmez. De o var. Eksik çok. Çocukların şuraya daha bir rahat. Bir kamera. Ya ben yani artık özel evimize kamera takacağız yani. Evet, o hale o geldi. Zaman bir mahallenin bir parkında muhtarlığın etrafında olan bir kamera bir mobese yani. Kamerası şart değil mi bu? Şart. Kesinlikle bütün parklarda bütün mahallelerde olması gerekiyor. Eksik çok. Biz şu anda benim bir tek seslendiğim yetkililer gelsin biz o zaman içimizi onlara dökelim. Biz ileteceğiz bunu. Evet. Sizleri istiyorlar, sizleri bekliyorlar diye tekrar biz evet, bunları ileteceğiz. Biz onları bekliyoruz. Yoksa bu sorunlarınızı da bizzat dile getireceğiz. Çok. Sorun bitmez. Sorunlar evet, her zaman evet. Hepimiz ya için geçerli. Sorun olacak ama bu kadar da yani çözülmesi terk gerekiyor edilmesi tabii de bir yani bir anlamı yok. Tabii. Yazık günah yani bu insanlara. Kesinlikle haklısınız o sonuçta konuda. Sonuçta Mersin'de İnşallah. Yaşıyoruz. Hepimiz yani hepimiz kardeşiz, hepimiz bu. Hepimiz biriz, bütünüz. İnşallah birlikte de hareket edeceğiz. İnşallah sözde dilde kalmaz. Yok kesinlikle. Bunun üstünde durursunuz. Bu yüzden buradayız zaten. Zaten olursa ikinci bir sefer size de tepki gösteririz. Ben sağ olsun. Bu hakkınız ama. Yüzünüze söylüyorum, arkanızda konuşmuyorum. Yok hakkınız ama. Şimdi biz ne dedik? Biz bilmiyor muyuz klimalı ortamlarda program yapmayı yani, ama biz dedik yani. Ki geldi sıcaktır, yağışlıdır, odur budur. Vatandaşa uzatalım mikrofonu yani anlatsın biraz. Bir şekilde ulaştıralım. Tamam zaman tanıyorsak ama bir gelsin buraya bir... Geleceklerdir emin olun geleceklerdir. Bir dinleyelim bir yüzlerini görelim biz tekrar, bir tanıyalım ya. Tekrar ileteceğiz. Bugün bizzat ben kendim ileteceğim. Bugün sanırım Bağlarbaşı Mahallesi'nde olacaklar başkanlar. Belki bugün de gelebilir bilmiyoruz ama bizzat ileteceğiz. Bütün mahallelerimiz kapsamında gelsinler ya, sizlere yani ulaşacaklar. Bir çay vermesek bir soğuk su bile içirebiliriz ya. Kesinlikle. Belki bir çayımız olmaz, yok, imkanımız olmaz. Müfide İlhan yani, misafirperver bir mahalle. Yani Mersin'imizin birçok bölgesi öyledir. Ya kim gelirse gelsin. Düşmanımız gelse burada bizim başımızın üstünde kesinlikle. Yeri var. Kesinlikle. Bu hepimiz için güzel. Biz de bekliyoruz söyleyeceklerini. Bu teşekkür kadar. Ediyorum. Sağ olun ben efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet vatandaş. Seçtiği belediye başkanlarından beklentilerini dile getiriyorlar haklı olarak. Tabii insanların bir beklentisi var. Bu yüzden insanları biz oraya getirdik, seçtik. Onları oraya koltuğa oturttuk. O zaman gelsinler bizimle de sorunlarımızı bizzat bizden dinlesinler diyorlar. Bizler de Nil YTV ailesi olarak vatandaşların sorunlarını birinci lazdan belediye başkanlarımıza duyurmaya çalışıyoruz. Her gün bir mahallemizde bu sesi duyurmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Var mı misafirimiz? Alabilirim. Buyurun şöyle gelin. Ben sizi bir yerden tanıyor gibiyim ama. Evet, dün konuşmuştuk. Öyle mi? Evet. Abi buyurun şöyle gelin. Ha doğru, dün çalışmıştık. Evet. Buyurun merhabalar. Tekrar sizi tanıyalım. Ben Zeynep, Müfide İlhan'da oturuyorum. Biraz ben daha şöyle yaklaşırsanız. Evet. Birçok şikayetim var. Öncelikle mahallemizde kasis istiyoruz. Parkın etrafına kasis istiyoruz. Ben bunu... Parkın? Etrafına kasis istiyorum. Kasis istiyoruz. Evet, çocuklarımız tehlikede. Parka kaçacakları zaman arabalar çok hızlı bir şekilde geçiyor. Bazı sokaklarda biz fark ettik araçla gelirken hemen hemen her sokakta var ama bu herhalde hayır, bu bölgede yok. Mahallede yok. Bu bölgede yok. Evet ben bunu birkaç kez dile getirdim ve hiçbir şekilde bizi dinlemediler, umursamadılar. Asfalt döktükleri zaman da söyledim. Hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Çocuklarımız tehlikede. Evet burası oyun alanı olduğu için ani evet, bir kaçışta. Evet çünkü çoğu zaman araçlar hızlı geldi. Çocuklarla araba arasında bu kadar mesafe kaldı. Artı
ekmek, halk ekmek istiyoruz burada. Halk ekmek. Evet. Nerede burada en yakın halk ekmek, yok, var mı? Yok. Yok. Yakında yok, da yok. Yok yok yok. Kesinlikle yok. Çocuklarımızın oynayabileceği bir alan yok. Yani şu spor aletlerini gösterebilirsiniz. Hepsi dökülmüş. Yani parkımız hiçbir bakımsız şekilde biraz güzel değil. Evet. Ondan sonra da özellikle ulaşım. Hiçbir evet, şekilde, en büyük sorun. Evet, hiçbir şekilde burada ulaşım diye bir şey yok. Bir saat araba bekliyoruz biz, bir saat çarşı ekmek için. Yani daha çok şey var da, yani bizi unutmuşlar Müfide İlhan'ı, tabii, unutmuşlar belediyeler. Şimdi öyle demeyelim ya, şimdi o, yok şöyle, şu konuda haklısınız. Şimdi her bir mahalle herkes için değerli, özellikle belediye başkanları için, evet, olmazsa olmaz. Hizmetlerde eksiklikler olabilir, yetiştirilemeyen yerler olabilir. Siyasetin temelinde maalesef bu var. Seçim zamanında birçok belediye başkanı, her belediye başkanları her bir sokağa, mahalleyi geçtim, her bir sokağa girerken maalesef seçimden sonra artık hizmet edebilmek için, o hizmetleri hızlandırabilmek için her zaman gelemiyorlar. İşte ama bu yüzden bizler, işte bu yüzden gelinmiyor. Bizler bu yüzden buradayız. Evet, sizlerin işte sesi olmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmak için geldik buraya. Ondan sonra yani çocuklarımız için güzel bir alan olsun istiyoruz. Yani oynayacakları hiçbir şekilde güzel bir şey yok. Özellikle kızım halk eğitimi gitmek istiyor. Burada hiçbir halk eğitim denilen bir şey yok. Yani çocuklarımızı zaten çarşıya yollayamıyoruz. Şimdi belediyelerin kursları var. Geçtiğimiz günde de biz yine bunu haberleştirmiştik ama evet, her mahallede bu imkan var mı bilmiyorum ama yok, iletişim kurdunuz yok mu? Yok yok, bu kurs, yani yok, bu konuda falan da bir iletişim kurarsanız size bu konuda yardımcı olacaklardır ya, çünkü yani mümkün olduğunca bu işe el atmaya başladı belediyelerimiz. Yani pazar desen pazarımız, doğrudur, yok. Yani hiçbir burada şekilde en yakın halk pazarı nerede? Halk pazarı Yeni Pazar. Yeni Pazar. Evet. Yani Yeni Pazar'a gitmemiz lazım. Cumartesi pazarı var, oraya gitmemiz lazım. Orası da çok uzun bir mesafe. Tabii şimdi ekonomi önemli, için her şey pahalılaştı. Pazarlarımız, halk aynen, pazarları yani çarşı gitme biraz daha bir uygun oluyor bizim için. Evet. Yani halk eğitim istiyoruz. Özellikle bu alanın düzelmesini istiyoruz. Parkın, gasis istiyoruz. Ekmek, halk ekmek gelsin istiyoruz. Ulaşım, araba istiyoruz. Hiçbir şekilde burada araba yok. Müfide İlhan'ı sadece temizleyen bir tane görevli var. Temizlik görevlisi istiyoruz. Yani bizim tabii mahallede mahalle akıllarına biraz temiz gelsin olması gerekiyor. Evet. Yani biz ne kadar temiz tutmaya çalışsak da olmuyor. Bu park etrafında olunca olmuyor. Tabii doğal yani olarak. Temiz bir alan istiyoruz. Çocuklarımız için, geleceği için güzel bir yer istiyoruz. Yani yaşanılabilir bir Müfide İlhan istiyoruz. Evet evet. Bizi de hatırlasınlar. Bizim de var olduğumuzu bilsinler. Kenar mahallesi değil. Sadece bizim seçim mahalle zamanları değil. Seçimden sonra da hatırlanmak istiyoruz. Evet, bizim istiyoruz mahalle o kadar güzel bir yer ki hem ortam olarak hem misafirperverlik olarak gelsinler, görsünler. Yani tanısınlar bizleri de. Yani biz de varız. Evet, ben kesinlikle haklısınız. Belediye kesinlikle başkanlarına sesleniyorum. Yani biz de varız. Gelsinler, görsünler. Bizler de bu sesi duyuracağız, evet, diyelim. Evet, inşallah. Teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Biz sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, vatandaşlarımız şikayetlerinde haklı. Yani insanlar oy kullanıyorlar. Belediye başkanlarını belirliyorlar. Ve sonrasında da bir hizmet bekliyorlar. Bu hizmet kapsamında da eğer bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa da vatandaş sesini yükseltmeye devam edecek. Alabilirim ablam, gelin. Ben müsaade ederseniz bir de şurada bir yudum su içeyim ablam, özür diliyorum. Tabii yandan da hava sıcak. Hepimiz yardım etti. Hepimiz evet. Sizi tanıyalım efendim. Ben Semiye Göre. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ben evim her sene su içinde kalıyor. Su içinde, evet. Burada evet, böyle bir sıkıntı var yağışlı zamanlarda. Ben 4-5 gün önce evim su doldu. Evet. Bir de geçen yıl hem kocam sakattı, hem ben zor kendimi kurtardım. Bir de komşularım evleri yandı. Yani kimse ilgilenmiyor. Bir saat yardım etmedi. Eden oldu mu belediyeden? Yok. Son geldiler, afet sonrası. Gelmediler. Yani geçemediler sudan. Su çoktur. Eğer kanal yapılmadıktan sürece kim yani gelecek? Bir kanalizasyon, bir yeraltı çalışması da bu bölgeye bir şart. Mecbur burası. Şimdi, yoksa biz mecbur evimizi satacağız. Belediye başkanı biliyorsunuz. Satacağız biz buradan. Belediye başkanı değişti biliyorsunuz. Eş, evet, başkanlar geldi. Onlar da, evet, geçtiğimiz gün bu afet sonrasında, evet, evet, altyapı çalışmasında bu bölgeler bize biraz sıkıntılı dediler. Mecbur bunu bu evleri biz dediler. Satacağız. Evet, bunu çözeceğiz mecbur, dediler. Yani biz mecbur kaldık. Bir de bu arabalar burası. Ulaşımla yani kimse ilgilenmiyor. Ulaşımla yani gerçekten terk edilmiş bir mahalle bu mahalle. Yani inşallah sizlerin de evet, çalışmasıyla, isteğiyle, muhtarımızla birlikte, evet, bu mahallenin de var olduğunu sizlere, evet, göstereceksiniz. Mesela bak, şikayet ediyorlar bizim çöpçüyü. Herkes diyor şu çöpçü bizim evin önüne gelmiyor. Geliyor tek bir kişidir. Ben sokağıma geliyor diyorum, gelme. Yetişmiyorsun. Doğru. Ben bütün komşuların 5-6 tane komşunun kapısının önüne ben süpürüyorum. Olsun. Eskiden Kemal Sunal filmi vardı ya. Vatandaş evin önünü temizliyordu. Herkes biraz temizlerse şikayet etmezsinler milleti. Değil mi? Zaten yoktu. Ama şimdi yok diyorsun ki yani, ben temizleyeceksem o zaman, evet, belediye ne iş yapıyor o zaman? Haklı olarak. Ancak yetişiyor. Bir kişi.
Ama işte bu senin işin değil ki teyzem. Bir kişi, bir işte, kişi. Tamam işte belediye bunu arttırması gerekiyor. Bir kişi. Belediye bunun evet. biraz sayısını arttırması gerekiyor. Bir de gerekiyor. Bize ilgilensinler. Tabii. Çok olsa ilgilenir. Bir kişi ne yapacak? Hiçbir şey ne yapamaz. Yapsın? Hangi mahalleyi temizlesin? Hangisi? Ona yani, da yazık günah tabii tek başına. Evet. İnşallah da bu sayı arttırılır i̇nşallah. Derim. İnşallah. Ben bu kanalla mesela kanal şimdi doludur. İlgilenmesini istiyorum belediye. İlettiniz mi peki bu şikayetinizi? Ben gittim 2 sefer belediye başkanı. 3 sefer gittim. Daha önceden? Yok ya bu yıl. Yeter yani ilgilensinler artık. Yani inşallah da ilgilenirler evet. diyelim. Muhtarımız da... Aha gördü muhtar geldi gördü beni su içinde. Buraya kadar değil miydim su içinde? Evet. Ve o pis su. Mecbur ben eşyamı atıyorum. Çünkü o ne namaz olur ne evde bırakılır. Tabii. Mikrop bir şey. Kesinlikle. Mecbur biz yani. İnşallah diyelim teyzeciğim. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Hepimizin cümlemizin. Teşekkür Aynen. ediyorum. Sağ olun. Evet vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Ben muhtarımızı alacağım. Biraz muhtarımızla konuşmak istiyorum. Vatandaşlarımızı yine dinleyeceğiz tabii. Mikrofonu uzatacağız kendilerine ama vatandaş çok istekli. Çok şey isteniyor haklı olarak. Sayın muhtarım sizi bıraktıktan sonra dinlediniz bayağı yani sizi bıraktıktan sonra yani 3 aşağı 5 yukarı herkesin beklentisi aynı ama evet. gerçekten bir şeylerin değişmesi gerekiyor. İşiniz gerekiyor. Kolay değil gerçekten. Buyurun siz de gelin. Gerçekten şöyle. De gerekiyor. Biz doğal gaz istiyoruz. Doğal gaz gelsin. Kış oldu mu? Şimdi çamaşır sermeye. Muhtarım ben o sorunu çözeceğim diyor. Evet. İnşallah Allah'ın İnşallah. İzniyle ben yani o sorunu ben çözeceğim. Yani ben müdürlerle görüştüm. Muhtarım, randevu ayarlayacaklar bize. Buraya gelecekler. Ben de dedim halkı toplayalım. Mahallenin hepsini toplayalım. Çünkü hemen hemen herkes Toplu istiyor bir şekilde, burada. Herkes istiyor. Çünkü belli bir sayı varmış herhalde. Her, evet. O kotaya da ulaşılacaktır evet. muhtemelen. Ya onlar da şirket sonuçta para kazanmak tabii ki, istiyorlar tabii ki. Onlar da. Yani 3 kişi 5 kişiden ziyade atıyorum 20 kişi olması gerekiyordur evet. ama benim anladığım kadarıyla herkes istiyor. Herkes zaten. İstiyor. Herkesin evi de yeni. Tabii 3-5 tane eski muhtarım. Ev var yani. Ben Akbelen'de Toroslar'da oturuyorum. Evet. İlk ben 2020 yılında 2019 yılında biz doğalgaz bağlattık. Yeni yeni geliyordu. Bizim, büyük bir nimet. Bizim orada da gerçekten büyük bir nimet. Büyük bir nimet. Yani maddi manevi gerçekten büyük ya bir nimet. Ya şimdi mahallemizin geneli yaşlı. Kesinlikle. Geneli yaşlı. Artık kova taşıyamıyorlar, odun taşıyamıyorlar. Evet, evet. Yani ısınma, kömür onlara çok mutfak, büyük bir sıkıntı. Mutfak gideri için. Mutfak yani tabii büyük olmuş 700-750 bin. Yani mecbur buraya bir doğal Vallahi gaz şartımız var. Dün bize doğal gaz geldi 125 lira geldi. Ya ne Mutfakta kadar güzel kullanıyoruz. Şey. Düşünün ya. Bak ne kadar değerli bir şey. Yani biz de çok güzel çok istiyoruz buraya. Ben müdürlerle görüştüm. Onlar burada bir toplantı gerçekleştirecekler. Özellikle okulun bahçesinde toplayacağım. Herkes de görüşsün. Geliri nedir, gideri nedir? Tabii İnsanlarla görüşsün. Yapılsın. Tabii hesapları yapılsın. 3 Ocak mahallesi çekmiş çok uzak bir yer değil. Aynen. Oradan da buraya altyapıyla, tabii oradan buraya altyapıyla, buraya boru sistemiyle çekilsin. Belki hemen olacak ama en kısa zamanda. Yani bizim insanlarımız da bunu hak ediyor. Dumandan nefes alamıyoruz. Astım olan hem hastalar var. Hem çevre kirliliği için hem vatandaş sağlığı evet, için de gerçekten tabii. önemli. Astım olan var, hasta olan var. Yani çamaşırı seremiyoruz. Kesinlikle. Hep duman, soba dumanları. Kovayı taşıyamıyoruz. Yani çok basit bir şeymiş gibi doğalgaz isteği ama aslında çok önemli. Çok önemli. Yani çevre kirliliğine tutun eşimi insan sağlığına kadar. Eşim işten gelecek de sobaya... Odun kömür koyacak, biz de soba yakacağız. Evet, kesinlikle. Kaldıramıyorum yani. Tabii soba kültürü geçmişten yani, hepimizde güzel zaman kültür. Zaman güzel bir ama kültür ama işte çevre bazen çevre kirliliği yapamayan insanlar, yaşlılar. Şimdi herkes odun alamıyor, odunlar çok pahalı, ne bileyim çevre ya kapsamında. Onun haricinde, pahalı haricinde ister istemez artıyor. Mecbur alacak. Ama yaşlı kaldıramıyor. İşte onu diyorum, iş yükün artıyor. Artık. Yani. Aynen. Çoluk çocukları, kesinlikle. Şehir dışında yani, olanlar var. Doğalgaz en güzel Dinlediniz çözüm. Dinlediniz arkadaşlarımızı, çözüm. Mahalle sakinlerimizi. Biz dinledik muhtarım yani o kadar kimisi çok. Kimisi öfkeli, kimisi haklılar ama. Haklılar ama çünkü tüketici gerçek. Her zaman haklıdır derler ya muhtarım. Evet. İşiniz kolay değil. Neden? Bizler sizi ulaştıracaklar. Yetkililer, evet. Çünkü yetkililerin çok sağ olun sizin için. Allah razı olsun. Cümlemizden. Yetkililere en azından buradan bir duyurumuz olmuş. Kesinlikle bunu zaten Heh. İzliyorlar. Evet. Bizzat da biz tekrar evet. bütün mahalle bizim hani burada bir Müfide İlhan mahallesi evet, var. Varmış onu evet. hissettireceğiz. İnsanların inşallah. Karnı çok ağrıyor. İnşallah. İnsanların istekleri çok. Haklı olarak. İnanın geçen gün yağmurda insanlar buraya kadar evet, suyun içinde kaldı. Felaket çok kötü oldu. 5 dakika daha yağsaydı artık evlere Allah dolacaktı. Allah korusun. 3-5 kişinin evine lağım suyu doldu. Yani bizim bu altyapı sorunumuz ilk önce bir yani bitmesi lazım. Yetkililerin 5 senedir buradayız. Biz mahallede bir gelişme görmedik. İşte yetkililerin ya, şunun farkına olsun, varması gerekiyor. İnşallah değişecek. İnşallah. Yetkililerin şunun farkına varması lazım. Bana bir şey olmuyorsa gerisi beni ilgilendirme dememesi Olmuyor gerekiyor. Işte. Her bir vatandaştan Olmuyor. O yetkililer sorumlu. İçler acısı. Kesinlikle. İnanın oraya Vicdanen biz beraber gittik. Zaten. İçler acısı ya. Silme dolu. Yol ve dere tam dolmuş.
içler acısı yani, çok korkunç bir şey bu. Kesinlikle. Hani bir çare bulunsa ki, bulunmayacak bir şey değil bu yani. Bulunacak o kadar bir şey güzel zaten, mühendislerimiz evet. var. Yani yapan insan çok. Belediyelerimiz bu yüzden var. Sağlam zaten, bir şey yapılsın evet. ve daimi devam etsin bu. İnşallah. Tek temennimiz bu. Tek yani. Temennimiz bu. Arkadaşlarımız konuştu sağ olsunlar. Tabii yol dediler. Evet. Şimdi burada bir ulaşım sorunundan bahsedildi. Ulaşım sorunu. Ben yani de başta dedim ya size. Sizle de konuşmuştuk. Evet. Bunun başvuruları zaten yapılıyor. Evet. Yani ulaşım biraz çok büyük bir gelecek. Sıkıntı. Öğrencilerimiz yazık. Sabah 6.30'da yola dökülüyorlar. Bir geri dönüşü olmadı mı muhtar bunun? Servis araçlarımız çok pahalı. Kesinlikle yani. Yani bir Pozcu'daki servis gelip buradan çocuk almıyor. Neden? 2-3 tanesi için gelmiyor. Yaktığı onun mazotu içinde, karşılanmıyor. Onun içinde yüksek istiyor. Çocuk çevre yolu yoluna gidecek. Yani. Turgut Özal Köprüsü'nü kullanıyor, ta ucuna gidecek. Sabahın 6.30'da kışın çok karanlık. Yani bir de o var. Ahmet Şimşek İlköğretim Okulu'nun arkasında bir yolumuz var. Versinler çevre yolunu. Versinler Çay Mahallesi'ni. Oradan evet. da en azından bize bir ulaşım sağlansın ki o çocuk o köprünün üstünden oraya kadar gitmesin tenha yol. Kesinlikle. Sanayinin orada bir yolumuz var. Sıfır karanlık yani. İnsanlar oradan akşam gelirken çok korkarak geliyorlar. Neden? Çünkü tenha bir mahalle. Bunların hepsini biz anlatıyoruz değil mi muhtarım şeye? Belediyelerimizle gidip görüşüyoruz. İşte İnşallah. Yetkilileri artık mahallemize bekliyoruz. İnşallah biz de bunu çağrıda bulunacağız. Evet. Yani vatandaş sizin beklentilerini lütfen onu, gidin. Buradan onu hem vatandaş olarak şimdi, hem ben bir muhtar olarak biz de, çağrıda bulunuyoruz. Ana haber bültenlerimizde başkanlarımızı az çok takip ediyoruz. Evet. İşte oradaki basın arkadaşlarımıza da paylaşıyoruz. Şimdi görüyoruz belediye başkanları mahalleleri gezmeye başladılar. Evet, evet ama başladılar. Tabii her mahalleye gitmek istiyor onlar da ister istemez. Hı-hı. Ama farklı işlerle de koşturdukları için evet. belki buraya bugün değil yarın değil bir gün gelinecek ama gelinecek. Biz i̇nşallah. Bundan hemfikiriz. Düşüncemiz bu şekilde. İnşallah. Buradan yani, sizin aracılığınızla da duyuruyoruz. Bekliyoruz onları buraya. Bizim de burada sorunlarımız büyük. Bu sorunlarla bizi baş başa bırakmasınlar. Yani oy zamanında, seçim zamanında evet. mahalle mahalle, mahalleyi geçtim sokak sokak, ev gezen belediye başkanlarından yani, ev gezildi. Seçim sonrası da bekliyoruz. Şimdi de ev ev gezilsin, sorunlar nedir bunların çözümünü bulsunlar. Kesin. Bize. Tabii şimdi bir belediye başkanı seçildikten sonra iş yükü arttığı evet. için ev ev gezmesin. Mahalle mahalle de gezmeyebilir ama en azından, ya, en azından gelsin bir muhtarın yanına. Muhtardan. Biz de 3-5 kişiyi toplarız. Genel sorunumuz nedir? Bizden dinlesinler ve çözüm bulsunlar ama. Kesinlikle. Akdeniz Belediyesi'nde bir muhtarlık birimi var mı muhtarım? Tabii var. Toroslar'da vardı. Bu mesela var, çok büyük bir şey herhalde söyleniyor. Tabii bizim kendi, bizim komple muhtarlarla ilgilenen belediye birimimiz var. Birimi tabii var. Sıkıntılarımızı sorunları onlara iletiyorlar. Çözümü yönünde, hızlandırılması yönünde bir faydası oluyor tabii, mu? Tabii olur. Olmaz olur mu? Onlar bizim için, onlar çünkü da bizim için. Belediye başkanına bazen ulaşmak mümkün hale gelmiyor. Yok, yok. İşte bir an oraya ulaştırılıp yok, ulaşıyoruz. Onlarla daha belediye kolay başkanına olabiliyor. Da rahatlıkla ulaşıyoruz. Hatta biz dün toplantıda bunu da dile getirdik. Kesinlikle dedi, bu kapıdan içeriye girdiğinizde bize direkt ulaşabileceksiniz. Bunu siz. Hep söylüyorlar bütün söylüyorlar. Belediye başkanları. Ama istiyoruz ki artık böyle sahaya inip bize de baksınlar. Gelsinler kendileri görsün. Evet, sorunlarımızı çözsünler. İnşallah diyelim. İnşallah. Temennimizle bu yönde. Sizin de aracılığınızla çok biz memnun zaman, olduk. Allah razı zaman olsun. Burada olmaya. Yayınınızı gelip burada yaptınız. Biz de memnun olduk. Hoş ederim. Geldiniz mahallemize. Yani bizim mahallemiz bu. Güzel, temiz, nezih. Daha temiz olsun. Daha temiz olsun. Hepimizin isteği daha bu. Daha insanlar faydalansın. Dediler ki en büyük sıkıntımız doğal gaz. Parklarla da ilgili doğal gazı zaten o evet, dile tekrar getirdik. Dile getireceksiniz. Evet. İşte dediler ki park alanında da işte bu oyun alanlarını biraz daha genişletilmesi. Evet, geliştirilsin. Çocuklarımız yani için. İki parça şeyle bu park olmuyor. Kesinlikle. Evet. Yani tabii anne babalar da çocuklarını yaşlılar için bir oturma alanları daha farklı bir aktiviteleri evet. geçirebilecekler. Aynen. Çocuklar için biraz daha farklı oyun alanları. Anne babanın da kafasını rahatlatacaktı. Evet. Belediye başkanlarının da kafasını rahatlatacaktır. Teşekkür alacaklar. Yani kesinlikle. Hani onlar için bu bir yatırım olur. Kesinlikle. Sonuçta yeni hepsini seçiyor. Geçildi. Evet. Onlar da bu şekilde yatırım yapacaklar. Biz istiyoruz ki gelsinler imzalarını burada atsınlar. İnşallah. teşekkür evet. ediyorum muhtarım. Teşekkür biraz ederim. Da yine devam edeceğiz ama yine biraz böyle bir bakacağız tamam. yine ne değildir. Bizim bir vatandaşlarımıza tamam. Mikrofon uzatmaya devam edelim. Azamın biri daha geldi. Onu da onunla alalım. Da, onunla da evet. konuşalım. Onunla da onu konuşalım. Da alalım. Buyurun gelin. Esnaf arkadaşımız. Biz muhtarı yine konuşturacağız. Evet. Muhtar ayrı. Buyurun sizi de alalım. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Sağ olun. Sağ olun. Birazdan yine devam edeceğiz. Evet alalım Sayın Azam buyurun. Şöyle gelin efendim. Merhabalar. Sizi tanıyalım. İsmim Abdullah. Soy ismim Orhan. Aslen evet. Siirtliyim. Doğma büyüme Üfleyen Mahallesi. Mersinliyiz. Ya Mersinliyiz. Derler ya doğduğun yer değil doyduğun yer değil. Aynen. Burada doyduğumuz yer. Burada büyüdük. Mahallemizde en büyük sıkıntı mahallemiz sahipsiz. Kimsesiz. Yani hep şu vatandaşlarımız hep söylediği şey şu.
biz ikinci planda tutuluyoruz? Vallahi biz her zaman üvey evlat muamelesi gördük. Hep başkalarının mahallesine gittik. Sağlık ocağımız yok. Halk ekmek büfemiz yok. Ne bileyim insan gibi bir ulaşımımız yok. Ondan sonra... Ulaşım önemli gerçekten. Ulaşım ya şimdi her şöyle bir şey söyleyeyim. Önemli. Şu mahallede yaşayan bütün insanların durumu ortada. Evet. Hiç bir aile özel öğrenci servisiyle çocuğunu okula gönderemiyor. %90 belediye otobüsleriyle, minibüslerle çocuklarını gönderiyor. Bundan 2 sene önce GMK Bulvarı'ndaki o büyük limanlardaki köprü yapılırken sarı dolmuşlar buradan çalışıyordu. Aşağı yoldan 3-4 dakikada bir gelip geçiyorlardı. Yani mahalle toplumu olarak çok da memnunduk. İşte aslında devam edecekti de işte kırmızı dolmuşların şikayeti üzerine bir şekil kaldırdılar. 20 dakikada bir gelen minibüsler şimdi bu sefer bir saatte bir geliyor. Hiç gelmiyor, hiç araya giriyor. Yani bakıyorlar müşteri yoksa hiç girmiyorlar bile. Yani böyle bir sıkıntımız var. Ondan sonraki sıkıntımız işte okulumuz biliyorsunuz. Evet biraz uzak. Uzaktan dolayı bir de yıkıldı. Yıkılmış, yapılmamış. Şu an bütün öğrencilerin hepsi tek bir okul binasında ders görüyor. Bir an önce yıkılan okulun tekrardan... Bununla ilgili başvuru yapıldı mı hiç? Yani başvuru yapılması değil zaten il milli eğitim yani. Yıktı zaten depreme dayanıklı deyip Ahmet Şimşek İlk Öğretim Okulu'nu yıkıp... Ya bunun tedbiri kapsamında herhangi bir çözüm üretemez. Yani şu an hiçbir şey yok. Yani molozları aldılar öyle bıraktılar. Yani işte tamam yıkabilirler depremden kaynaklı ama... Bir ay sonra çözüm okullar olarak açılacak. Gene çocuklar... Hala bir çalışma yok. Herhangi bir çalışma yok. Yani yıktılar gibi bıraktılar. Yani burada belediyeden çok da biraz da yani hükümetin de... Tabii burada yani işte sadece belediyelerin imkanları kısıtlı. Şimdi Akdeniz Belediyesi'nin de bütçesi belli. Yani şeyi belli ama... Şimdi biz Akdeniz Belediyesi'ne okul yap, cami yap, onu yap, bunu yap dersek o zaman mahallenin esas sorunlarını kaçıracak. Tabii. Yani biz her şeyin farkındayız. Dediğim gibi yani toplum olarak aslında herkese bir şeyler düşüyor. Kesinlikle. Yani örnek verin biz buraları tamam kullanıyoruz ama kullandığımız kadar da temizlememiz lazım. Kesinlikle. Yani işte tamam belediye temizlik görevlisi bırakıyor ama gel gelelim toplumda biraz yani üzerine düşeni yapmalı. Sonuçta geliyorlar burada eğleniyorlar. Ne bileyim bir şeyler yapıyorlar. Yani yediğimiz şeyleri yani sonuçta, de yere atmayalım. İçtiğimiz şeyleri yere atmayalım. Tabii. Çöp kutularına ya atalım. Bir de yani en mahallemizin sıkıntılarından bir tanesi de gençlerimizin işsizliği. Evet bu işsizlik zaten yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Şu an mahallemizdeki bütün gençlerin çoğu işsiz. Eğitimleri belli zaten. Şimdi belediyelerin kursları var iş vaadiyle. Mesela ben açık şunu söyleyeyim. Yok şöyle haklısınız bazı konularda. Mesela ben notlarımı almıştım. 154 kursiyerden 54 tanesi iş bulmuş bir Akdeniz Belediyesi kapsamında. Evet. Yani büyükşehirimizin de yine keza diğer belediyelerimizin de bunlara yönlendirme durumu var mı gençlerimize en azından? Abi bizim bu bölgenin gençleri nasıl diyeyim? Ya biraz çekingen. Biraz içine kapanır. İşte burada sizler devreye gireceksiniz. Ya biz ne kadar muhtarlık olarak. Tamam biz ne kadar bir şeyleri de anlatsak yani tamam diyorlar ama gel gelelim ertesi ama günü. Ama işte biliyorsunuz işsizlik gerçekten ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi. Öyle yani de. Fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Gençlere işte bu konuda sizler destek çıkacaksınız. Şimdi bizim mahallenin. Hani derler ya büyükler o gerekir kulağından tutacaksınız. İşte bizim mahallenin dört tarafı hemen hemen kapalı gibi. Yani doğru. Nasıl kapalı? Anladım. Bir tarafımızda Sanayi Akdeniz Caddesi geçiyor. Bir tarafta tren yolu geçiyor. Bir tarafta hal yolu var. Bir tarafta sanayi var. Yani ortada kalmışız. Şimdi geceleri bazen ben çıkar gezerim. Akgübre mesela örnek veriyorum burada. Geceleri bıraktığı o pis dumanların %80'i diyorum bak. %80'i buraya gelir. Hal burada. Liman burada. Aynı keza. Yani bu mahalle o kadar kahrını çekiyor ama gel gelelim buradan bir tane insan orada bölgelerde işe giremiyor. Bir zamanlar aynısının bak burada Ankara un fabrikası yapmıştı mesela biz daha o zaman ufakken duyuyorduk mesela. Yani mahallede çoğu insan da Ankara un fabrikasında. Genelde işte o benzer işletmeler der ki biz oradaki mahalleliği de aslında iş imkanı sağlıyoruz der ama demek öyle olmuyormuş. Yani umudumuz bu mahalleyi gömemezlikten gelmesinler. Yani Müfide İlhan gerçekten. Yani Müfide İlhan mahallesi var. En eski mahallelerden tabii, bir tanesi. Tabii ne bir sağlık ocağımız var ne bir kasabımız var. İnsan gibi ne bir terzimiz var. Yani mahalle olarak hiçbir şeyimiz yok. Hep yukarı mahallenin esnafından alışveriş yaparlar. Hep yukarı mahalle çünkü yok. Gerçekten yok. Anladım inşallah. Yani taziye evimiz yok. Ne bileyim bir dediğim gibi
sağlık, ya bir fabrik de olsa bir sağlık ocağı, niye benim yaşlı teyzem buradan ta yolun karşısına gelsin de sağlık ocağı da mahallelerde aslında önemlidir. Yani. Ya, en her azından yani bina olmasın, evet. Ya bir fabrik, ne bileyim, bir doktoru, bir hemşiresi olsa, bir aile hekimi olsa, evet. Yeterli ya. Burada en yakın sağlık ocağı nerede? Hal Mahallesi. Tabii Hal Mahallesi'ne gidiyoruz. Hal Mahallesi'nin taziye evini kullanıyoruz. Hal Mahallesi'nin pazarını kullanıyoruz. Yani Müfide'ye ana ait olan hiçbir şey yok. Bir nevi misafiriz. Aynen, bir nevi misafiriz. İnşallah hayırlısı olsun. Teşekkür ediyoruz o zaman size. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Müfide İlhan Mahallesi'nde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bir misafirimiz daha var sanırım. Tamam, yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyormuşuz muhtarım. Merhabalar. En son sizinle kapatacağım muhtarım o zaman. Evet. Buyurun, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Sevda Çelebi. Mahalle sakinleri olarak şunu dile getirmek istiyorum. Geçen sene okulumuz yıkıldı. Evet. Yapılmasını bekliyoruz ve halen çoğu molozlar duruyor. Bir ay sonra okulumuz açılacak. Tekrardan çocuklarımız mağdur olacak. Evet, okullar açılması kısa bir süre kaldı. En çok şikayet etmek istediğim konu şu aslında. Geçen sene kapı kapı servis aradım. Mahalleme servis girmedi ulaşım için. Ve benim oğlum biz yağışlar başlayıncaya kadar bisikletle gönderelim okula dedik. Peki neden ilgilenmiyorlar? Yani neden kabul etmiyorlar? Hiç bilmiyorum neden olduğunu. Neden sunmuyorlar? Yani o kadar hani Müfide İlhan Mahallesi dediğimiz zaman Müfide İlhan Mahallesi'de bir yer mi var diyorlar bize. Gerçekten insanlar sadece buranın sanayi bölgesi olduğunu biliyorlar. Ve benim oğlum trafik kazası geçirdi, beyin geçmiş kanaması olsun. Geçirdi. Bir senesi boşa gitti ve bu sene başlayıp başlamayacağını biz de daha bilmiyoruz. Doktorumuzu bekliyoruz. Gerçekten ulaşım olsun, park olsun, güvenliği olsun, okulumuz olsun. En basitinden şu an 0-6 yaş grubu için hani anaokulu değil de bir Kur'an kursunda, bizim Kur'an kursumuz bile bir harabe. Hani başka illere gittiğimiz zaman, başka mahallelere gittiğimiz zaman o kadar güzel kurslar açılmış ki çocuklar için, o kadar güzel aktiviteler var ki ne, ama bizim için hiçbir şey yok. Biz çocuğumuzu buradan bir kreşe gönderemiyoruz maddiyattan olarak çünkü servise gücümüz yetmiyor. Evet. Çağırdığımız servis, ben mesela güzel bir okula göndermek istiyorum kendi çocuğumu ama adam diyor ki ne, ben senin mahallene gelemem abla diyor. Yani bu mahalle bilinmiyor bile. Hani niye? Oy zamanında kapılarımıza geliniyor, biz seçim zamanında onların yanındaysak onlar neden seçimden sonra bizleri unutuyorlar? En büyük sorunlardan bir tanesi bu aslında. Kesinlikle bu, hani şöyle kendiniz de görüyorsunuz, bakın parkımızda hiçbir şey yok, yıllardır evet. Aynı şeyler. Hani bir kameramız bile yok çocuklarımız için, okul önlerimizde bir mobesemiz, bir kameramız bile yok. Çocuğumuz kaybolsa, başına bir şey gelse nereden bulacağız? Yani mahallemiz evet. Çok kötü durumda. Sağ olsun muhtarımız 4-5 aydır nefes almadan çalışıyor. Hani ilk defa mahallemizde bu şekilde çalışmayı gördük. Evet. Ama kendi gözünüzle göreceksiniz gezip baktığınızda mahallemiz için hiçbir şey yapılmamış bugüne. Bir pazar yerimiz yok, bir taziye yerimiz yok. Sağlık kuruluşu sağlık yok, halk eğitim, kasabımız herkes, yok, halk eğitim yok, altyapım yok, halk eğitim yok. Ya halk eğitim yok, hiçbir şey yok. Hani çocuğumu ben mesela sıkıldı evden ya, şu parka gönderdiğinde ne kadar güvenebileceğim? Evet, doğru. Ve mahalleli olarak da hani birbirimize sahip çıkalım ama gerçekten de ulaşım. Bunu istiyoruz mahallemiz için. En büyük sorun ulaşım buradaki. İnsanların daha rahat bir şekilde. Kesinlikle bunu istiyoruz ve özellikle kışın için benim çocuğum rahatsızlandığında eşim yok yanımda, yanımda da kimse yok. Ben o çocuğu hastaneye götürmem gerekiyor. Neyle götüreceğim? Otobüsü bir saat beklemek. Taksi çağırdığın zaman bile gelmiyor ki ne? Yani saatlerce bekliyorsun. Söyleyeyim, gelse de bütçe el vermiyor. Yani çok tutuyor. Bazen burayı bulabilmek için insanlar bilmediği için, hani bilen için de zor, bilmeyen için de hayır, bize hayır bilinmiyor. Müfide İlhan Mahallesi biraz zorlandık dediğin bulurken, zaman biraz zorlandık evet, yani. Evet. Bilinmiyor ya. Arkada sanayi bölgesi olarak da evet. Şimdi geldi, yazık zorlanmış bulmak. Ama kesinlikle ulaşım istiyoruz. Mahallemiz için aktiviteler istiyoruz. Bizim mahallemizin de güzelleşmesini. Bir spor salonu, iki tane alet var, yıllardır aynı, hiç değişmedi. Evet. Çocuklarımız da bir yerlere git. Niye ben tutup buradan 2-3 araba değiştirip bir polcuya gideyim ki ne? Benim dibimde mahallemde alanlar varken oraya neden yapıyorum? Şimdi bazı mahallelerde bakıyorsunuz 3 tane 4 tane oyun alanı varken biz bazı mahallelerde 2 tane olsun bazı mahallelerde ya da bir tane olsun ya 2 tane yapsın olsun. Güzel bir şey olsun. İşte aynen, çocukların aktiviteleri yok, hiç yok. Taziye yani evleri adaletsiz olmamak gerekiyor. Bence de. Taziye evlerinde mesela şu an bütün mahallelerde taziye ev var ama bizim mahallemizde yok. Hiçbir şey yok bizim mahallemizde. Hani hemen hemen mikrofon uzattığımız her mahallede bu taziye evi sorununu şu ana kadar yaşadık, açık söyleyeyim. Ama bizim mahallemizde hiç yok. Köy yerlerinde oluyor ama merkezde taziye evi çok fazla biz de görmedik.
açık konuşayım. Ya şu an bakıldığı zaman her yerde var aslında. Hal mahallesinde 2 tane, 3 tane evet. Var maşallah. Biz oraya daha gitmedik. Kurtarım gidince muhtemelen. Gidin orada görürsün. Gittiğimiz... Yani yok ben şunu için söyledim. Gittiğimiz yerlerde şu ana kadar köylerde daha çok. Sitelerde var. Evet. Hal mahallesinde var. Biz oralara daha gitmedik bu tarz. Ve özellikle bir ay sonra okullar başlayacak. Bir okulumuzu gezin. Şöyle bir bakacağız, çekimini evet, yapın. Bir bakacağız. Molozlarımızın çoğu duruyor. Tamam toplanmış ama bir ay sonra okullar başladığı zaman çocuklarımız bağırsak enfeksiyonu olacak. Ne bileyim tabii hasta ki. Olacaklar, solunum yolu enfeksiyonu kapacaklar. Buna benzer bir sürü şey. Her şeyden önce sağlık tabii. Okullarımızın içini gezmenizi istiyorum. Yani o kadar eski ki her şey, eski her şeyimiz. Yani bir güzel boyansın, milli eğitimden bunu talep ediyoruz. Bize yardımcı olsunlar, öğretmenlerimize, müdürlerimize bir el atsınlar. Hani bir hep birlikte bir şekilde okulumuzu kalkındıralım. İnşallah. İnşallah diyelim. Teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Teşekkür ederim. Muhtar şöyle alayım size artık yavaş yavaş da programı kapatacağız. Evet. Bayağı da aşmışız zaten. Evet aştık. Dinledik. Mahallelerin sorunlarını kendilerine dinledik. Siz zaten işin içindesiniz. Geride bıraktığınız süreçte de zaten yeterince sizi başınızı ağrıttılar ama bunlar tatlı yorgunluklar. Bunlar tatlı yorgunluklar. Siz zaten evet. Bu yüzden bu görevi tercih ettiniz. Zaten bu yüzden görevi tercih ettim geldim. İşiniz kolay değil. Zaten evet. Hiçbir iş kolay değil. Hiçbir ama şey inşallah kolay da başarılı değil. Olursunuz. Mutlaka diye. Hiçbir iş kolay değil. Ama inşallah başaracağız. İnşallah, i̇nşallah. Muhtarım. Peki ayağınıza sağlık. Çok son teşekkür ederim sizinle geldiğiniz alalım. İçin. Evet yetkililere zaten duyurduk. Herkes söyledi. Benim de aynı şikayetlerim bunlardı. İstedim ki böyle tam onlar söylesin. Milletin ağzından duyulsun bunlar. Ki söylediler sağ olsunlar Allah razı olsun. İnşallah yetkililerden artık buraya bir adım atmalarını istiyoruz. El atsınlar. Peki teşekkür size ediyorum. Size de çok teşekkür sağ ediyorum. Olun, biz rica ederiz. Tekrar söylüyorum hoş geldiniz mahallemize. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah da sık sık geliriz bizler. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay evet. Gelsin. Biz de buyur teyze. Bu mahallede bizim kapı o köşede. Evet. Her gün serseriler eşki içiyor. Gizli gidiyor. Konuştuk onlarla bir tane biz kamera istiyor. Oraya size... Bir de bayton istiyor. Biraz döksün yavaş geçsin. Muhtarımıza ilettik o konuyu. Buraya o şekilde bir çalışma yapacağız. Muhtar elinde fakir ne yapacak? Muhtar da işte gidecek sorunlara iletecek şey yapacağım. Anladım siz amcam. Yapın. Yayını kapatmam lazım amcam. Artık yok. Çok, programı çok açtık. Programı çok açtık amcam. Gel amcam gel sen de son sözlerin için. Çok açtık programda. Şöyle şey yapayım son olarak. Gel amcam şöyle gel. Son olarak. Merhaba hoş geldiniz. Şimdi emniyetimizde ilk başta buraya bir iki tane mobese istiyoruz. Tamam şu mahallenin içinde çünkü çok olaylar biraz oluyor. Biraz daha şöyle gel amca. Çok ya. Olaylar oluyor çünkü mahallenin içinde. Çocuklarımızın yarın ne olacağı belli değil. Bir de İl Sağlık Müdürlüğümüzde bizim mahalleye bir sağlık ocağı açmasını istiyoruz. Evet. Yani sağlık kabini mi olur, ocak mı olur artık? Yaşlı insanlarımız var, çocuklarımız var. Şurada kaç yol geçip karşı halin toptancıyla sitesinin karşısında doğrudur. Sağlık ocağına gidiyorlar. Taşıyamayacağımız insanlarımız var ya. Bizim mahallede belediyenin 2 tane yeri var. Bizim pazar yerimiz yok. Şurada bir yeri var. Bir de şu ileride cami, eski caminin yeri evet. Var. Birini sağlık ocağı kabinine ayırtabilirler. Birini diyelim pazar yerine ayırtabilirler bunu. Bunu da yaparsalar çok iyi olur. Yani eksiklerimiz çok da. Şu an zamanımız kısıtlı olduğu için yetiştiremiyoruz. Yok zaten hemen hemen vatandaşlarımıza mikrofon uzattığımızda tamam. Benzeri şikayetleri dile getirdiler. Bunların hepsi not ediliyor. Evet. İnşallah da belediye başkanlarına yani, yetkilileri iletilecek. Emniyet teşkilatımızda mobese kameraların burası not şart. Doğrudur. Çünkü şu aşağı yol karanlık komple gidiyor. Doğrudur. Bomboş. Çocuk kaçırıp götürseler kimse bilmez, görmez. Allah korusun. Yani. Oluyor da yani, olmaz doğru. Değil. Tamam. Sağlık kabinimiz şart. Yani İl Sağlık Müdürlüğümüz yani şurada bir kabin yapsa çok zor bir şey değil. Kesinlikle. Nece paralar kesinlikle. Harcıyorlar sağ olsun. Yani inşallah da bunların hepsi çözülür. Evet. İnşallah. Peki, teşekkür ederim. İnşallah ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Müfit İlhan Mahallesi'nde Sayın Muhtarımız Hülya Acar ve vatandaşlarımızla sizlere bu sorunları kendi oturdukları mahalleden aktarmaya çalıştık. Biz her gün Lirete Ailesi olarak Halk Meclisi programı kapsamında bir mahallemizden sorunları dile getirmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonrasında yetkililer de sadece seçim zamanlarında değil seçimden sonra da vatandaşın sorunlarıyla yakinen ilgilenirler. Bizler de bu ilgilenmeleri kapsamında vatandaşlarımızın kendi sorunlarını kendi ağızlarından iletmeye, yayınlamaya devam edeceğiz. Bugün Müfide İlhan Mahallesi'ndeydik. Yarın Piri Reis Mahallesi'ndeyiz. Sonraki gün farklı mahallelerde tekrardan sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.